Evet değerli izleyenler, An ve Zaman'a hoş geldiniz. Her hafta karşınızda olduğumuz gibi yine bir pazar akşamında An ve Zaman'la karşınızdayız. Bu akşam gerçekten hayatın içinden bir konuyu konuşacağız. Hem tarihi serüveniyle hem de psikolojik olarak bir noktadan acaba iyilik ve kötülüğün hayatımızdaki yeri nedir? İnsanoğlunun tarihsel serüveni içerisindeki yeri nedir? Bunları konuşmaya çalışacağız. Çok kıymetli iki konuğum var bu konuyu konuşmak için bugün stüdyoda. Ama zaman izleyicilerin daha önceden de tanıdığı kıymetli iki konuk. Centilmenlik yapıp hanımlardan başlayalım. Doktor Beyza Toksoy ilk konuğum. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Kırmadınız bizi, geldiniz. Çok sağ olun. Ve bir diğer konuğum Profesör Doktor Uğur Batı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Size de teşekkür ediyoruz. Kırmadınız, geldiniz. Değerli izleyenler, bugün tabii ki iyilik ve kötülüğü konuşacağız. Hem gündemle, hem hayatımızın içinden, hem de tarihsel akışı içerisinden. Tabii sizlerin katılımıyla soracağınız sorular ve fikirlerinizi yazmanızla programımız çok daha nitelikli hale geliyor. O yüzden bugüne has hashtag'imiz bence kötülük. Bence kötülük hashtag'ine katılımınızı sağlayabilirsiniz. Mesajlarınızı ve göndereceğiniz fikir paylaşımlarını bekliyoruz diyorum. Değerli hocam, öncelikle yeni kitabınız hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sabırsızlanıyorum. Alıp sizden istifade edeceğiz bu konuda. Çok teşekkür ederim. İnşallah Beyza hocam da yakın zamanda yayınlayınca ondan da istifade edeceğiz. Bekliyoruz. Bu motivasyonunuza hayranım. Teşekkür ederim. Ondan bir farklılık yapacağım. Kitap yazmayacağım. Ama yazarsanız güzel olur hocam. Faydalanıyoruz. Uğur hocamdan faydalanıyoruz pek çok konuda. Değerli izleyenler, şimdi tabii programımıza gireceğiz ama her ne kadar tarihi ya da fikirleri konuşsak da ülkemizde bir gündem akıyor. Hayat kendisinin bir akışını getiriyor. Biz de o yüzden gündeme dair bir hatırlatmayla başlayacağız. Tabii ki geçtiğimiz günlerde çok ülke olarak acı ve elim bir olay yaşadık. Hem Elazığ merkez olmak üzere hem de etkilenen Malatya ilimizde bir deprem meydana geldi. Hayatını kaybeden yurttaşlarımız oldu. Pek çok yurttaşımız yaralandı. Ülke tek vücut olarak hem devletiyle hem milletiyle bu yaraları sarmaya çalışıyor. Öncelikle hem hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Hem yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hem de bütün ülkeye geçmiş olsun diliyoruz. Bu ciddi anlamda çok önemli, bunu hatırlatalım. Tabii ülke söyledim, tek vücut olup bu yarayı sarmaya çalışırken şimdi konumuzla da bağlantılı olduğu için hoş olmayan, bilhassa sosyal medyada da bir takım hadiseler, şık olmayan kötü durumlar yaşandı. Madem kötülüğü konuşacağız, bence kötülük. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Dilerseniz buradan başlayalım değerli Uğur Hocam ve Beyza Hocam. Ne dersiniz? Konumuz zaten iyilik ve kötülük. Şimdi Uğur Hocam, öncelikle şunu sorayım. Hemen başlayalım. Bu geçmiş olsun dileğiyle de bağlantılı olarak. Şimdi deprem bir doğa hadisesi. Ama insanlar etkilediği için bir sosyal hadiseye de dönüşüyor. Ve burada hem bireyin hem de kitlenin psikolojisinin olumsuz olarak etkilenmesi var. Öncelikle hem size bu psikolojiyi sorayım, ardından da hem size hem Beyza Hocam'a bu sosyal medyada bu dediğim gibi yaraları sarmaya çalışırken yaşanan çok çirkin hadiseler var. Hem de sosyal medyanın şu bizim kötülüğümüzü nasıl kamçıladığını, nasıl karanlık yanımızı ortaya çıkardığına dair biraz oradan bahsedelim dilerseniz. Tabii ilk önce biz de ölenler için başsağlığı ve Allah'tan rahmet, aynı zamanda yaralılar için de acil şifa diliyoruz. Aslında söz ettiğiniz olgu, dikkat ederseniz, yeni bir olgu değil. Yani sadece depremle ilgili bir hadise de değil. Genellikle toplumun yaşadığı kötü olayların birçoğunda karşılaştığımız bir tutumla karşı karşıyayız. Yani davranışın ötesinde bence artık tutum haline gelmiş bir durumla karşı karşıyayız. Bu şiddet olaylarının kendisinde, kadına dair şiddette, işte doğaya karşı işlenen şiddetlerde ya da hayvanlara dair işlenen şiddetlerde genellikle karşı karşıya kaldığımız bir tutum var. Bu tutum ilk önce bence iyi ve kötü olmanın haricinde, ben şöyle bir çerçeve çizeyim. İşte Fransız filozof Jean Baudrillard'ın çok ilham verici bir kavramıdır. Hiperrealite, yani üst gerçeklik kavramı. Bence gösterdiğimiz geri bildirimlerin ya da tepkilerin çoğunda bence üst gerçek bir durum söz konusu. Yani nedir? Aslında hadisenin altındaki samimiyetimiz,
Ve gerçekten eğer bir sorun varsa bu sorunun tespit etme noktasında ne kadar samimi olduğumuz, ne kadar işe yarayan mesajlar verdiğimiz bence bir soru işareti. Yani sanki zaman zaman sadece tepki vermek için tepki veriyoruz gibi duruyor. Bunun da benim nezdimde en büyük kanıtı işte bu deprem üzerinden bir hafta geçecek. Bir hafta içerisinde biz depremi unutacağız aslında. Ya da bugüne kadar değil mi karşılaştığımız o kötü şiddet vakalarının içerisinde işte biliyorsunuz böyle çok dehşetli Emine Bulut olayında olduğu gibi böyle çok sert ve dramatik ölümlerin ardından da hızlıca toplum infial halinde bir tepki göstermiş ve o tepkinin hemen ardından yeterli süre geçtiğinde aslında tepkinin altını dolduramamıştık. Zaten bence birinci sıkıntımız buradan kaynaklanıyor. Yani bu tür hadiseler sonuçta demokrasinin tanımı içerisinde de bu vardır. İyi sosyalleşme dediğimiz tanımın içerisinde de bu vardır. Şimdi bir ülkede yaşıyoruz. Ülke olarak çok geniş kapsamda toplum dediğimiz bir kavrama dahiliz her birimiz birey olarak. Ve toplumların iyi sosyalleşmiş olması aslında toplumların devam edebilmesi konusunda iyi koşuldur. İyi sosyalleşmenin unsurlarından bir tanesi iyi olmak, empatik davranmak, insanların birbirine sempatiyle bakması, daha öncesinde hatta birinin diğerinin varlığını kabul etmesi. Her türlü görüş çerçevesinde diyorum buna siyasal, etnik, dinsel, dilsel ayrımları da işin içine koyarak söylüyorum. Birinin diğerinin varlığını kabul etmesi. En güzel kötülük tanımlarından biri şudur aslında. Birinin diğerinin varlığını kabul etmemesi durumudur. Yani oraya bir perde çekmesidir. Evet. Kötülük aslında böyle başlar temelde. Bunlar iyi sosyalleşmenin unsurlarıdır. Dolayısıyla her bir birey iyi sosyalleşmiş bir toplum yaratabilmek için diğerine el uzatmak zorundadır. Bizde ise bu hiperreality dediğimiz yani üst gerçek dediğimiz kavramda bir tepkilerimizin altında genellikle nedensellik bulunmuyor. Nedensellik var da tahmin ettiğimiz nedensellik o değil. Herkes başka bir gündeme getiriyor. Ya da bu tepkilerin sürdürülebilir olması konusunda ciddi problemlerle karşıyayız. Çok önemli bence. Tabii, sürdürülebilirlik. Tabii. Doğru. Oysa ki deprem bu coğrafyada değil mi? Haritaya da baktığımızda kırmızı çok dar bir bölgede deprem senliğinin çok yüksek olduğu bir bölgede yaşıyoruz ve neredeyse her bölge için deprem gerçekten bir ihtimal gibi duruyor. Bilim adamları çeşitli hesaplamalar yapıyorlar, bizleri uyarıyorlar ama şimdi burada çözüm bulucu olmak zorunda olan tabii ki ilk önce karar vericiler, bürokrasi, siyaset ama onları bu konuda motive edecek olan unsur aslında bu iyi sosyalleşmeyi sağlayacak olan toplumun bütün fertleri. Fakat genelde örgütlü toplum olma yolunda ciddi problemler yaşadığımız için bütün, çünkü hani bir laf vardır ya her şeyi devletten beklemezsiniz diye. Gerçekten bireyler de bir şekilde devlete el uzatmak zorundalardır. Nedir? Devletin bütün unsurlarıyla, onu yöneten bütün unsurlarla işte hükümetinden başlayarak muhalefetine, bürokrasisine, bütün karar verici unsurlara el uzatmak zorunda ki, el uzatmak şu anlamda, hem yapılan olumlu icraatlerin desteklenmesi, eksik olanların ise telafi edilmesi ve daha iyiye yöneltmesi için toplumun mutlaka her bir ferdiyle, iyi sosyalleşmiş ferdiyle bu süreci desteklemesi lazım. Bu da tutarlılıkla ve sürdürülebilirlikle olur. Daha doğrusu tutarlılık olursa sürdürülebilir olur. Bu da şu şekilde gerçekleşmez. Olay vuku buldu. Bütün tepkilerimizi dile getirdik. Bir hafta sonra unuttuk yeni bir olaya kadar. Mesela kadını da şiddeti biz bayağıdır unuttuk. Evet. Yani Allah'a çok şükür ki çok yakın zamanda en azından duyduğumuz dramatiklikte bir cinayetle karşı karşıya değiliz. Ve bizim gündemimizden kalktı. Kadına dair şiddet ülkeden kalktı mı? Yok oldu mu? Hayır böyle bir durum yok. O zaman şimdi bakıyorsunuz OECD ülkeleri arasında örgütlü toplum bir STK'ya katılıp bir gönüllü kuruluşta yer alma oranında gerçekten sondan ikinci sırada görünüyoruz ki çok kötü bir rakam. Bu rakamdan ne demokrasi doğar ne iyi sosyalleşmiş toplum doğar. Birinci mesele bu. Bakın hiperreality de birleştirdim. Yani içerikli değiliz. İkinci meseleye geliyorum. Dilerseniz orada hem Beyza hocamın da olur. Hem kadına şiddetten bahsettik hem hanım konuğumuz olarak sonra o sosyal medyaya da gelelim. Hocam şimdi Uğur hocam çok güzeldi dedi ki evet katılıyorum sürdürülebilirlik bizde az birden bir tepki veriyoruz ve sonra unutuyoruz. Şimdi bu hadise de hem depremle ilgili mesajınızı da almış oluruz burada.
Siz bu konuda ne diyorsunuz? Gerçekten unutuyor muyuz? Hı hı. Mesela siz de bir kadın olarak kadına şiddet konusunda yeterli duyarlılık gösteriliyor mu? Ya da sadece o gün hani o kervana katılarak insanlar bir tepki veriyor da sonrasında unutuyorlar mı? Ne dersiniz? Genel bir değerlendirme. Hı hı. Teşekkür ederim. Öncelikle evet, çok acı bir olay yaşadık. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun. Allah'tan rahmet diliyoruz tüm ölülerimize, yine yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Güzel çalışmalar yapıldığını da görüyoruz. Yani tüm ülkenin tek vücut olduğunu gözlemliyorum ben. Eski zamanlara nazaran daha bir iyi çalışıldığını görüyorum. İşte Kürdünden Azerisine, işte o Azerbaycan'daki uçağın habersiz gelmesi, yardıma gelmesi vesaire, bunlar çok güzel şeyler gerçekten. İnşallah yaşanmasın bir daha. Gerekli tedbirler daha sağlam bir şekilde alınsın. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Hepimize düşen görevler var. Onları yerine getirebilmeyi diliyorum, maddi, manevi destek manasında. Burada evet, konumuz iyilik kötülük, zaten tam onun üzerine de gerçekleştiği için bu olay. Sosyal medyayı sordunuz, sosyal medya kötücül mü, sosyal medyada çok mu yeriyoruz diye. Çok güzel paylaşımlar yapıldı sosyal medyadan. Evet, çok duyarlı davranışlar gördük. Gerek maddi manevi yardımlar olarak bunların tanıtılması açısından, örnek veriyorum, cep telefonların, internetin sağlıklı kullanılması, gereksiz yere kullanılmaması gibi çok güzel uyarılar aldık. Dört bir yandan maddi destek, erzak yardımı, ihtiyaç yardımı, bunlar paylaşıldı. Bunlar çok güzel şeyler, takdire şayan şeyler. Bunların tabii ki sadece paylaşılması değil, aynı zamanda yapılması da gerekiyor. Bizler sosyal medya kullanıcıları olarak ne yazık ki sosyal medyada bunu paylaştıktan sonra görevimizi yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Örneğin bir kan bağışı gerekiyor. Bunu WhatsApp gruplarımızdan paylaşıyoruz, o kan ihtiyacını, ve görevimizin bittiğini düşünüyoruz. Geçici bir rahatlama sağlıyor. Aynen öyle. İyi ve iyilik yaptığımızı düşünüyoruz. Yani konumuz da bağdaştıracak olursam, orada gidip o kanı vermen gerekiyor. Paylaşmak da tabii ki gerekiyor ama gidip o kanı vermen de gerekiyor. Yine bu deprem yardımları için de aynı şey söz konusu. Sadece paylaşmak değil, bir fiil o yardımlara katılmak gerekiyor hepimizin. Gücümüzün yettiği ölçüde, maddi olarak olabilir, manevi olarak olabilir. Bunlar güzel şeyler. Ama ne yazık ki bir de olayın öbür tarafı var. Sosyal medyanın işte kötücül müyüz tarafında, evet, kötü taraflarını da görüyoruz ne yazık ki. Onlara da çok şahit oldum bu deprem sırasında. Mutlaka görmüşsünüzdür. Örneğin Twitter'da göçük altındayım diye sahte tweetler gördük. Bunlar çok acı. Gerçekten, yani burada bunları konuşmaya dilim varmıyor. Lütfen sağduyulu olalım, bilinçli olalım. Yani yardım etmiyorsan bile hani bunları yapma. İşte iyilik kötülük bu. İyilik kötülük nerede devreye giriyor biliyor musunuz? İyilik yapmadığın zaman değil. O kötülüğe ses çıkarmamak da aslında bir kötülük. Sadece iyilik yapmak değil. Bunların da yaşanmamasını diliyorum, evet, ben. Şimdi benim merak ettiğim şu. Bunları yapanlar sosyal medyada bir iki tane böyle ruh hastası tip mi? Yoksa normal olup da gündelik hayatta bunları söylemeyecek olup da şuraya girdikten sonra böyle garip bir ruh haline bürünüp bunu mu dile getiriyorlar? Yani bir karanlık yan mı ortaya çıkıyor, çıkarıyor ya da bu sosyal medya? Yoksa bu bir iki tane hasta ruhlu insanın işi mi? Ya birey birey çalışma yapmadığımız sürece bu tür genellemeler yapmak bilimin doğasına aslında o anlamda aykırı. Sadece olsa olsa yorumlarla genelleme yaparak ilerleme şansımız olur. Bir kere şunu söyleyeceğim, bu önemli bir ayrım bence. Aslında toplumun yekününe baktığınızda bu tür olaylarda en azından paylaşılan mesajların içeriği olarak doğru mesajlarda, doğru yönlendirmelerde bulunduğunu insanların görüyoruz. Evet. İnsanların içindeki o iyilik etkisiyle birlikte aslında söylenmesi gerekenleri söylenmesi gereken zamanda söylüyorlar. Bizim genellikle eğilimimizdir. Bu tür şeyleri konuşurken belki toplumun binde birini oluşturmayacak bir mesaj silsilesi üzerine konuşuyoruz. Burada bu ayrımı yapalım ki hani en azından algımız şöyle gelişmesin. Bence bu önemli bir saptama olacak. Sanki bu tür olaylar olduğunda toplumun yekünü, tamamı acayip marazi bir tavır, yani hastalıklı bir tavır içerisinde hiç söylenmemesi gereken şeyleri söyleyip
insanların acısını paylaşmak, hafifletmek, birbirine yardım kültürü, biz paradigması, biz olmak ve doğru mesajları vermek çerçevesinde hareket etmiyor da sürekli olarak en azından en basitinde yergi, eleştiri, onun üzerine biraz daha bina edersek kötücüllüklerle mesajları oluşturuyor gibi bir algı oluşturmayalım. Çünkü aslında yekününde insanlar doğru zamanda doğru mesajlar hatta veriyorlar. Hatta insanlar adresini, telefonunu paylaşıp evimde tabii kalsınlar, buyurun gelsinler evet diye çok güzel, yani çok erdemli davranışlarda tabii bulunuyorlar. Tabii iyiliği çoğaltma yönünde evet de aslında güzel örnekler görüyoruz. Ben konuşmanın ilk kısmında daha çok bunun sürdürülebilir olmaması tarafına evet dikkat ederseniz evet eleştirdim. Evet. Yoksa pek çok güzel mesaj görüyoruz. Bu pek çok güzel mesajın yanında kabul edemeyeceğimiz kötücülükte mesajlar görüyoruz. Bu biraz tabii sosyal medyaların doğasıyla da alakalı bir şey. Şu ayrımı belki yapmak lazım. Ya sosyal medyalar dediğimiz zaman aslında ana ekseni belki 4 tane olan ama bütününde bakıldığında yüzlerce sosyal medyadan bahsediyoruz. Yüzlerce sosyal medya aracından bahsediyoruz. İsim saymamda sıkıntı yok var artık mı? Bunlar yani marka, aslında bunların da her biri bir marka yani normalde teknik artık olarak bakıldığında yok. Mesela Instagram'ı görüyoruz. Mesela Facebook'u görüyoruz. Mesela Twitter'ı görüyoruz. Mesela WhatsApp'ı görüyoruz. O da bir sosyal medya. Hani genel yekün bunlar kullanıldığı için söylüyorum. Bunların da kendi arasında mesajlarda farklılaştığını görüyoruz. Şimdi izleyicilerimiz daha iyi anlayacaklar ben somutlayınca. Mesela Instagram doğası itibariyle biraz daha mahrem bir mecra. Niye mahrem bir mecra? Instagram'da mesela bir şeyi ona repost diyoruz ya, tekrar postalamak. Tekrar postalamak için bir tane yazılım indirme zorunluluğunuz var. Instagram bunu zorunlu tutmuş. Aslında bakıldığında bu mecranın kendi doğasında olabilirdi. Ne olacak yani? Tabii. Twitter'daki retweet mekanizması gibi işin içine sokardı. Belki vakti zamanı gelir onu da dahil ederler. Sosyal medyalar gelişiyor. Hiçbir yazılım kullanmadan bunu tekrar postalama yapabilirdin. Ama yok. Bu biraz mahremiyeti korumak amaçlı yapılmış bir prensip. Ya da Instagram'ın algoritmasında paylaşılan bir mesajın aslında tüm herkes tarafından görünür olmasını sağlayan bir dahil, harici yani arka tarafta onu destekleyen bir algoritma çalışmıyor. Dikkat ederseniz girip başka bir sekme altında sizin için belli izleme önerileri veriyorlar. Evet. Ancak oraya girersen yani kendi iradenle girersen o mesajı görüyorsun. Zaten seni takip yani senin takip etme isteği gönderip de kapalı profiller o seni kabul etmediği sürece onu göremiyorsun. Twitter'da da kapalı profil var ama biraz daha az kullanılan bir araç gibi görünüyor. Dolayısıyla Instagram'a bakıldığında hani biz ayrımlar yaparız ya. Birden fazla kişilik var. Bunu kişilik bölünmesi dememiz mümkün mü acaba? Instagram'da çiçek böcek olan adam Twitter'da son derece eleştirel. LinkedIn'de herkes CEO. Facebook'ta da hep birlikte aileyiz modu vardır aynen, ya böyle. Aynen. Hep birlikte aileyiz modu vardır kesinlikle ya. O zaman aynen şunu söylemek lazım. Herhalde 4 tane farklı Koray, 4 tane farklı Beyza ve 4 tane farklı Uğur olabilir teknik olarak. Mecranın doğasına göre. Evet. İlginç bir saptama yapayım. Twitter'ın mantığında aslında algoritma şöyle çalışıyor. Sen attığın bir tweetten ne kadar fazla etkileşim alırsan o tweetin altında bir bloklaşma meydana geliyor. Yani etkileşim yoğunluğu. Ve genellikle de etkileşimler olumsuz, provokatif, spekülatif iletilerden ileri geldiği için yani aynen o tür iletilerden çok fazla geri dönüş geldiği için insanlar da bir zaman sonra provokatif iletiler yazmayı zorunluluk hissediyorlar. Buna da biz herhalde etkileşimin pornografisi diyebiliriz. Evet. Orada fetiş bir şey var yani. Evet. Etkileşim artsın ve ben de burada diğerleri tarafından fark edilir olayım. Bunun pek çok örneği var. Ben böyle kendi içerisinde sosyal deneyler yapan bir akademisyenim öyle söyleyeyim. 2017 yılıydı. 2016 yılında Almanya yapay bir güneş üretti. Bayağı İşte Almanya'nın belli işlevleri vardı. Bir tanesi enerji verimliliği konusunda, bir tanesi de işte nedir? Özellikle bu hani ozon delinmesi sonucunda atmosferden gelen zararlı gazların engellenmesi konusunda bir örtü, bir perde ol, biraz bilim kurgu filmi ama ileride buraya evrilebilecek bir şey mi? Hani Almanya'nın tüm örtüsünü, atmosferini koruyan bir şey gibi düşünün. Bu bence çok ilginç bir bilimsel gelişme ve Almanya halihazırda da onun üzerine çalışıyor. İlk önce bunu paylaştım. Ne kadar ilginç bir bilimsel gelişme. Bakın Almanya bunu çalışıyor diye. Ben öyle çok yoğun Twitter kullanan biri değilim ama
işte asbelkader bir 40 bin civarı takipçi olduğunu düşünün. Orada insanlar, nedir bunun ortalaması? İşte 400 beğeni, 2 retweet, bir tane yorum falan gibi bir şey düşünün. Öyle bir şey aldı. Sonra sosyal deney ya bu. Hemen ardından 2 hafta sonra aynı takipçiler aynı konuyu sadece şu şekilde gündeme getirdim. Almanya yapay metnin üst bloğuna olduğu gibi kopyaladım haberin linkiyle birlikte. Almanya yapay güneş inşa etti. İşte zehirli gazlar ve aynı zamanda enerji verimliliği konusunda büyük bir adım gibi görünüyor falan filan. Tam da o sırada bizde bu şey meselesi vardı. Arabalara bu cam meselesi vardı. Hani siyah camın işte yasaklanması falan. Çok şükür bizde siyah cam olayını hallettik yazdım. Bu eleştirel bir tutum. Bununla birlikte Twitter beğeni sayısı 7000 küsürlere, retweet sayısı 1100'lere, yorum sayısı da 200-300'e çıktı. Bakın aslında olayın, olay örgüsünün kendisine baktığımızda burada önemli olan şey bilimsel bir gelişim karşısında insanların heyecan duyması. Buradan anlıyoruz ki insanların davranış bilimleri o yüzden çok değerlidir. Davranışın arkasındaki motivasyonu ortaya çıkartır. İnsanların motivasyonu aslında siyasi bir eleştiri üzerine hareket etmek istiyordu. İşte Twitter algoritması doğasıyla bu provokatif olan iletileri ödüllendirdiği için tabiri caizse bir zaman sonra insanlar etkileşim almak, takipçi kazanabilmek ve oradaki temel beğeni, retweet formasyonlarını arttırmak için provokatif şeyler yazmaya başladılar. Aynen. Sonra ne oldu? Aslında Twitter'da provokatif ileti yazan pek çok insan, pek çok hesap ortaya çıktı. Aslında kimlik bölünmesi orada ortaya çıktı. Yani Twitter'daki Kore'yi sevmeyeceğim ihtimal ortaya çıktı. Mecrasına uygun hareket ediyor insan. Aynen, mecra buna zorladı onu. Zorladı. Geçen sene Twitter'ın patronu bir açıklama yaptı. Aslında entropi gibi düşünebilirsiniz. Önemli olan sonuç değil, süreçtir. Her şey olması gerektiği yere gelir. Twitter o kadar çok kötücül iletinin buluştuğu bir yer haline geldi ki zamanla yeni kullanıcı kazanmakta zorlanmaya, eski kullanıcıların da etkileşiminin azalmaya başladığını gördü. Tüm dünya çapında, bu sadece bizi ilgilendiren bir şey değil. Sonra Twitter'ın patronu bir açıklama yaptı. Twitter'ın algoritması ile ilgili sil baştan bir çalışma yapıyoruz dedi. Belki şu an sürüyordur. Bakın, mecranın doğası etkileşimi doğurdu, şirketin bilanço değerini, bizim onu kullanma ihtimalimizi, her şeyi arttırdı. Ama bir zaman sonra işte yasa çalıştı ve kötülük eninde sonunda kendisini de bertaraf eden, birçok felsefede öyledir, bu artık söylediğim felsefi bir şey ve iş buraya döndü. O yüzden bunları konuşurken mecranın doğasını mutlaka düşünmek zorundayız. Hemen bakın izleyicilerimiz düşünsünler, kendileri mecralara göre şekilleniyorlar. Hatta son zamanlarda herhalde o Instagram'ın bir aplikasyonu bakmadığım için öyle söylüyorum. İnsanları Instagram, Facebook, Twitter ve LinkedIn'de gösteren paylaşımlar meydana geldi. Evet, çok iyi. Değil mi? Tinder'da kaslı veya... O zaman evet. Yüzlerce yıl önce Cüneyd-i Bağdadi Sufi, bir büyük bir Sufi doğru söylemiş bunu. Suyun rengi kabın rengidir diyor. Çok güzel. Değil mi? Çok güzel. Yani aynen bu mecra. O zaman konuya doğrudan giriş yapalım buradan hocam. Evet, evet. Bir de ben sorunuza tekrar geri dönmek istiyorum. O biraz şey oldu. Bu kötü şeyleri yazanlar, kötü yorumları yapanlar aslında hasta mı? Yani ruh hastası mı diye sormuştunuz. Özellikle sosyal medyadaki kötülükte. Şimdi iyilik kötülüğü tartışırken örnek veriyorum, seri katilleri, canileri, cinnet geçirenleri aslında bu gruba çok sokmamak gerekiyor. Yani onlar biraz daha psikolojinin konusu. Yani iyi insan, kötü insan derken seri katil o ruh hastası. O ayrı bir şey. Ama sosyal medyada niye bu kadar kötücülüze dönecek olursak? Çünkü orada görünmüyoruz. Orada bedensiz dolaşmalar var. Birbirimizi tanımıyoruz. Yüz yüze değiliz. Muhatap olmuyoruz. Orada o yüzden onun biraz daha rahatlığı var. Korkularımızı yeniyoruz. Orada çok daha kolay istediğimiz yergiyi, yermeyi yapabiliyoruz. Çünkü yüz yüze gelmeyeceğiz, muhatap olmayacağız, geri bildirim almayacağız. Çünkü normalde insanların en büyük ne yazık ki zaafı iyilik yapmamak ve kötülüğü engellemek konusunda uğraşmıyoruz. Niçin uğraşmıyoruz? Bir, zamanım yok. İki, şu anda başka şeylerle meşgul olmam daha doğru. Üç, yeri gelince yaparım. Ve dört, tipik özellikle Türk zihniyeti, bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın. Böyle düşündüğümüz için gerçek hayatta kötülüğe ne yazık ki engel olmuyoruz. Ama sosyal medyada yüz yüze olmadığımız için, muhatap olmadığımız için orada
süperegoyu geride bırakıp egomuzla çok daha güzel hitabetlerde bulunabiliyoruz. Yine Uğur Hocam çok güzel bir şey söyledi. İyi kötü derken siyah beyaz yok. Gri var, açık yeşil var, koyu mavi var. Çünkü gerek sosyal medyada gerek gerçek hayatta maskelerimizle dolaşıyoruz. Maskelerimiz var ve bunu ben kötü manada söylemiyorum. Çünkü pek çok kimliğimiz var. Bu kadar kimliğimiz olduğu için de o kimliklere göre maskeler takmak zorunda kalıyoruz. Ben bazen Beyza gibi davranıyorum, bazen Zeynep gibi davranıyorum, bazen Buket gibi davranıyorum. Çünkü çok fazla kimliğim var toplumda. O yüzden sadece Beyza değilim, sadece beyaz ve siyah değilim. Şimdi izleyenler soruyor, hem buradan da girmiş olalım. Aynen dediğiniz gibi o bedensiz dolaşmalar, yani belki sosyal müeyyide gözlem üstümüzden kalkınca çok daha rahat davranıyoruz. Şimdi hocamın şu mecra olayından girelim. O zaman şimdi Erik Fromm diyor ya, insan kurt mudur yoksa diyor kuzu mu? O zaman mecra bizi, o temel bütün filozofların sorduğu soruya gelelim. Acaba biz kötülüğü getiriyor muyuz bir yerlerden? Yoksa bu mecranın bir eseri miyiz? Bu iyilik ve kötülük nasıl ortaya çıkıyor? Tabii biz bunu burada çözecek değiliz. Yüzyıllardır insanlar bunun üzerine konuşuyorlar. Ama bir yerden girersek acaba bu konuda ne diyor? Biz iyilik ve kötülük tamamen çevresel bir olay mı? Yoksa bir yerlerden bir şey getirdiğimizde var mı? Yoksa her ikisi mi? Buradan başlarsak ne diyebiliriz hocam? Şimdi insan hem iyidir hem kötüdür. Yine insan ne iyidir ne kötüdür diyeceğim. Peygamber Efendimizin bir sözü var. Şaki şakidir anasının karnında, Sait Sait'tir anasının karnında. Ama nice şakiler bir anda Sait olabilir, nice Saitler bir anda şaki olabilir. Yani iyi iyidir anasının karnında, kötü kötüdür anasının karnında. Ama nice iyiler bir anda kötü olabilir, nice kötüler bir anda iyi olabilir. Genetik bir yapı var, doğuştan getirdiğimiz genetik bir yapı var. Ama ben doğuştan adaletli olduğumuzu, adaletli doğduğumuzu düşünüyorum. İyilik genleriyle doğduğumuzu düşünüyorum ben. Kötülüğün ise çevresel olduğunu ve çevrenin etkisiyle kötülüğün geliştiğini düşünüyorum. Şu var Koray Hocam, bir kere içimizde her ikisi de var. İyilik de var, kötülük de var. Hangisini beslersek onun büyüyeceğini kabul etmemiz ve kötülüğün de içimizde olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Kötülük, kötü değilim, siz kötü değilim diyebilir misiniz? Bilmiyorum, demek istiyorum. Uğur Hocam kötü değilim diyebilir misin? Hepimizin içerisinde iyi ve kötünün birçok hali var. Var, evet. Yani hepimizin içerisinde iyi ve kötü var. Hangisini beslediğinle alakalı. Yine kutsal kitabımız Kur'an olmak üzere bütün kutsal kitaplar her zaman şunu söylüyor. İnsanın içinde iyilik de var, kötülük de var. Ve Tanrı, buna işte Tanrı deyin, Allah deyin, evren, eylem, tabiat, neye inanıyorsanız, o Tanrı deyip onu yanlış algılamasını da istemiyorum insanlarımızın. Bunu kullanması için de habercilerini gönderiyor, peygamberlerini gönderiyor ve bu şekilde sana yardımcı oluyor. Ama ondan sonra kararını yine sana bırakıyor. Ben yani bu şekilde düşünüyorum. Kötülük ve iyilik daha çok iradeye bağlı. İrade her ne kadar şartlar olsa da. Şimdi hocam bu büyük bir soru. Hani çünkü ona göre konumlananlar var. Çevresel diyenler, yok yok biz genetiği nesiliyiz diyenler. Hani Dawkins bile bunu söylemişti. Yani bencil gen dedi, böyle bir şey var. Kimi hayır çevresel diyor, kimi her ikisi de diyor. Bu çıkış noktasını biraz önemli görüyorum. Belki insanların konumlanması dolayısıyla. Ne diyorsunuz? Bu gerçekten kadim sorulardan kadim biri soru, aslında. Evet, ve evet. Pek çok bilimsel açıdan baktığımızda da pek çok disiplinde aynı anda ilgilendiriyor. Yani burada psikolojinin söyleyecekleri var. Bireylerin toplum içerisindeki konumunu ilgilendiren sosyal psikolojinin söyleyecekleri var. Sosyolojinin söyledikleri sözler ayrı olacak. Evrimsel biyoloji başka bir şey söyleyecek. Antropoloji bir şey diyecek. Antropomorfoloji başka bir şey söyleyecek. Gerçekten hani böyle biz ona disiplinler arası deriz. İyilik ve kötülük kavramı disiplinler arası bir çalışmanın konusu. Şu ana kadar da iyilik ve kötülük konusunda aslında en böyle üzerine konuştuğumuz alanda güçlü olan disiplin de felsefe gibi duruyor. Çünkü bilim dünyasının genelde üzerinde henüz işte bilimsel değeri gerçeklik üzerine, alfa değerinin 95 değeri üzerinde olduğu diyelim hadi ona.
sonuçlar ortaya çıkmadığında felsefenin bu soruların sorulmasında da çok önemli bir katkısı var. Soruların yorumlanmasında da çok önemli katkısı var. Şunu söylemek mümkün. Evet, insanın içerisinde iyilik ve kötülüğün tüm halleri var. Biraz bölük parça anlatmam umarım. Bir anekdot vardır. Bir Kızılderili reisinin evinin önünde iki tane kurt köpeği vardır. Biri siyah, biri beyaz. Kurt köpekleri birbiriyle oynarlar ama çoğunlukla da dalaşırlar. Bayağı mücadele ederler yani. Bazen mücadele çok sert mücadelelere sebep olur. Torun dedesine sorar. Çünkü torun bir tane kurt köpeğinin o sahayı korumaya yeteceğini düşünür. Ve der ki, dede niye bir tanesini tutmuyorsun? Yani bir tanesi bu alanı korumaya yeter. Dede der ki, bu kurt köpeklerinin iki tane olmasının benim için ve renklerinin siyah ve beyaz olmasının benim için simgesel bir anlamı vardır. Nedir o simgesel anlamı der? Biri iyiliği, biri kötülüğü sembolize ediyor der. Torun o zaman der ki, aa baba der, bakın renklere yüklediğimiz anlamlar. O zaman siyah olan der, kötü olan, beyaz olan ise iyi kurt diyebilir miyiz der. Hayır der. Zaman zaman beyaz iyi kurttur, zaman zaman siyah iyi kurttur der. Aa öyle mi der, ama birbirleriyle sürekli mücadele ettiklerine göre bir gün birinin mutlaka kazanması lazım. Çünkü her mücadele eninde sonunda bir gün galibiyetle sonuçlanır. Peki sence der dede hangisi kazanacak diye sorar. Dedesi der ki, ben hangisini daha çok besliyorsam o kazanacak. Aslında bu sembolik öyküdeki gibidir. İnsanın içerisinde biz öyle söyleriz, iyinin ve kötünün tüm halleri vardır. İşte buna neyle bakalım? Hadi doğuştan getirdiğimiz özelliklere itibariyle bakarım. Hani kişilik psikolojisinde bunu biliyorsunuz, kişilik dediğiniz şey şemsiye bir kavram. Onun altında huy mizaç var. Diğer tarafında da karakter var. Huy mizaç sizin doğuştan getirdiğiniz tüm özellikler. Karakter ise daha çok sizin yaşamı, yaşama biçiminiz, çevresel faktörlerin de etkisiyle gelişen bir alan. Bu ikisinin birleşimi de kişilik dediğimiz şeyi oluşturuyor. Bir de bunu biraz daha felsefi, hatta felsefi teolojik bir yorum olarak düşünebiliriz. Fıtrat diye mesela çok değil mi sözü geçen bir şey var. El fatr kökünden geliyor. Aslında ilk yaratılış anlamında yani insanın yaratılıştan getirdiği tür özellikleri diyebiliriz buna. Yani bireyin, Beyza'nın, Koray'ın, Koray veya benim Uğur olma özelliklerini değil de türün tümünün paylaştığı özellikler diye nitelendirebiliriz. Bu tür özelliklerin içerisinde ne vardır? Mesela hatta fıtrilik diye bir akım da vardır buna ilişkin. Bir düşünce biçimi de vardır. İşte insanlar doğuştan hayatta kalma dürtüsüyle hareket ederler. Gerçekten bunu her örnekte görebiliriz. Yani işte Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinden yola çıkarak anlatırsan, insanlar fiziksel ihtiyaçlarını gidermek zorunda, üremek zorunda türün devamı için ve onun üzerine de güvenlik ihtiyaçları, sonra sosyalleşme, en tepeye kadar kendini gerçekleştirmeye kadar gider. Şimdi sosyal kuramda daha baskın olan bir görüş var. Maslow yanılıyordu diyor sosyal kuram, çünkü insan aslında sosyal bir varlık. Üçgenin en altında sosyalleşme olmalı. İnsanlar sosyalleştiği zaman diğer tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir halde oluyordu gibi bir görüş var. Bu yıkıcı bir görüş aslında. Ama ne dersek diyelim, sonuçta insanın türünü devam ettirme arzusu onun fıtratının bir parçası gibi duruyor. Onun haricinde ödül ceza var. Aslında insanlar ödül ve cezalarla, yani hayatın birçok kısmı, pedagojik de bir tartışmanın konusu, hani çocuk gelişiminde falan çok tartışıyoruz ya, bu ödül ceza olmalı mı, ama sonuçta bu türümüzün bir özelliği gibi duruyor. Bir başka özelliği de aslında insanın iyi ve kötü doğması da bu tartışmanın içerisine giriyor. Hani insan tabula rasa, boş beyaz bir sayfa olarak mı doğar ve onun üzerine, evet onun üzerine bir şeyler bina ederek bu kişilik dediğimiz oluşumu, hayat dediğimiz yolculuğu oluşturur. Yoksa doğuştan getirdiği bir takım özellikler o insanın iyi veya kötü olması konusunda bir etki midir? Yani bir yolculuğun parçası mıdır gibi sorular var. Orada ben sohbet öncesinde Beyza anlatacağım dedi. Belki ona bırakırım bu kukla deneyleri. Çok Yale Üniversitesi'nin bu infant, yani bebekler üzerinde yaptığı bu tutum ve davranış çalışmaları
literatürde önemli bir yer sağlıyor. Çünkü orada biz şunu görüyoruz. Bebeklerin çeşitli konu başlıkları altında, mesela daha fazla etkileşime girdikleri insanlarla daha fazla etkileşime girme eğiliminde oldukları, kendilerini yok sayan insanları onların da yok sayma eğiliminde olduğu, dokunma ve gülme gibi kendilerinin rahatlatıcı fonksiyonlara yine öyle cevap verdikleri ki 0-6 yaş grubu, 0-6 ay grubu arasında yapılıyor deneylerin çoğu ve geniş bir spektrumla örneklemle yapılıyor. Ve genellikle de sonuçların farklı bebeklerde tekrarlandığını, ağırlıklı bir ortalamanın oluşabildiğini görüyoruz orada. Uzun yıllardır da devam ediyor bu arada. Hocam bir virgül koyalım mı? Araya gitmemiz gerekiyor. Tabii. Hem bu bebek deneylerinden insanların iyilik ve kötülüğü öğrendiğini mi yoksa getirdiğini mi? Hem de izleyicilerimiz kenara not etsin. Çok merak ettiğim bir şeyi soracağım. Kötüler kötü olduğunu farkında mı? Bunun üzerine bir konuşalım. İyiler iyi olduğunu farkında. Ya da iyileri iyi olduğunu farkında ama özellikle kötüler. Kısa bir aradan sonra buradan devam edelim. Değerli izleyenler şimdi kısa bir ara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, An ve Zaman kaldığı yerden devam ediyor. Bugün iyilik ve kötülüğün doğasını, tarihsel macerasını, psikolojik durumunu konuşuyoruz. Kiminle? Profesör Doktor Uğur Batı ve Doktor Beyza Toksoy ile. Araya gitmeden önce Uğur Hocam anlatıyordu ve bir bebek deneyi, bebeklerin 0-6 aylıkken, daha sonraki süreçte de çocukların benzer özellikleri davranışlarla birlikte bir sınıflandırma, bir bilinç geliştirdiğini söyledi. Öyle evet. Değil mi hocam? Orada temelde şunu anlamalıyız. Bebeklerin dediğim gibi etkileşime etkileşimle cevap verdiklerini, samimiyete samimiyetle cevap verdiklerini, paylaşım üzerine konuştuğumuzda mesela sizde 18 oyuncak var attım, bende bir tane oyuncak var, ben bebeğim. O bir tane ve 18 arasındaki anlam farkını bulmaya çalıştın o küçücük varlıkların. Mesela İnsana ait daha sonra gelişecek çevresel koşulların belirleyeceği o özellikleri çok erken dönemlerde gösterebildiğini görüyoruz. Aslında hayatta bunun bir devamı olarak gerçekleşiyor değil mi? Yani bugün bakıyorsun mesela eğer toplumlar adaletsizlik üzerine inşa ediliyorsa o toplumda eşitsizlik ve adaletsizlik mutlaka belli toplumsal tepkilerle, kolektif bilinçle karşılanıyor. Aslında 0-6 aylık bebekte eğer paylaşımda, dağılımda bir adaletsizlik varsa bunu hareketleriyle, eylemleriyle, beden diliyle, tabii konuşma dili, beden dili ve sesi gösterdiğini görüyoruz. Bunlar video kayıtlı çalışmalar zaten. Ama sorunun ikinci kısmına geldiğinde, yani iyiler iyi olduğunu, kötüler kötü olduğunu farkında mı meselesinde, aslında orada çok güçlü bir cümle vardır. Biraz Star Wars hikayesi gibi olacak. Star Wars biliyorsunuz maji bilgilerinin hikayesinin çevrimidir. Gücün karanlık tarafında. Evet. Orada şöyle bir felsefe vardır aslında, çarpıcı da bir felsefedir. Kötülüğün gücü neden gelir? Kötülüğün gücü şundan gelir. Bakın çok çarpıcı bu. Bir cümle vardır. Karar biliminde sıklıkla söz ederiz. Kötülük kendiliğindendir, iyilik ise çaba ister. Kötülüğün gücü kendiliğinden olduğu için çok güçlüdür. O yüzden Darth Vader, kötülüğün karanlığın değil mi? Dark Side of the Power. Oradan bütün o dünyaya çağırır. Çünkü kötülük kapsayıcı, hızlıca yayılabilen, iyilikten aslında o anlamda yayılım gücü ve anidenliği anlamında, hızı anlamında daha güçlü gibi duruyor. Dünyanın da örneklerini görüyoruz. Niye Darth Vader bu kadar popüler oldu? Değil mi? Daha bir sevilen bir karakter gibi aslında. O da enteresan bir nokta. Ya orada tabii şey var, biz burada... Pazarlama mı daha çok? Yo, Ertan Özyiğit'le bir programda, bundan iki önceki programda çizgi romanları konuşmuştuk. Çizgi romanlarda tam konuştuğumuz haftada işte Joker filminin Joker filminin lansmanına denk gelmişti. İlk gişesine denk gelmişti. Orada bu konunun üzerine özellikle durduk. Bunlar çok karışık meseleler. Böyle derin anlamlarına bakmamız gereken meseleler. Mesela Joker karakterine bakıyorsun, diyorsun ki vay, dünyada eşitsizlikler var. Bir tane anti kahraman, bir kara kahraman çıktı Joker ve dünyadaki bu eşitsizliklere aslında karşı koydu diyorsun. Ve karşı koyarken de aslında getirdiği şey yıkım ve kaos. Joker'in getirdiği şey o. Ama diğer taraftan bir bakıyorsun aslında acaba dünyanın böyle karışıklıklara çok gebe olduğu bu zamanda, işte Fransa'daki olayları düşünün, Şili'deki olayları düşünün. Acaba Joker gibi kahramanlar beyaz
yani film dünyası tarafından, Hollywood endüstrisi tarafından sonuçta Joker bir Marvel karakteri. Yani Marvel karakteri dediğin şey ne? Marvel dünyada sinema endüstrisinin en büyük sermayedarlarından biri. Teknik olarak Marvel'ın bir sosyal karışıklık çıkartmasını beklemezsin toplumsal düzenin işliği içerisinden. Sermaye ve kapitali elinde tutan, bunun yanında gücü ve anlamı da elinde tutan bu şirketlerin normalde olan düzenin tekrarından yeni olmasını beklersin, değil mi? Yani evet, teknik evet. olarak toplumu... İşte orada şeyi konuşmuştuk. Bu sık rastlanan aslında garip bir yorum değildir. Acaba toplumun bu, yani dünyanın bu karışık hallerinde, bu gri puslu ortamlarında toplumun gazını almak için birer motivasyon nesnesi midir? Anlam öyle mi oluşuyor? Evet. Joker aslında toplumda birikmiş olan o, toplumlarda birikmiş olan gazı almak için mi vardır? Evet. Aslında ipuçlarına baktığında şirket sahipliği, endüstrinin kendisi, buraya daha yakın bir portre, ama bunu düşünmek gerekir genelde. Evet. Çünkü ortalama akıl, ortak akıl ortalama akıldır. Ortalama akıl hep şeye gider. Vay işte Joker'le birlikte dünya isyana sürükleniyor. Yok, belki olası isyanlar, ihtimaller görülüp Joker'le birlikte toplumun gazı alınıyordur. Akla yatkın. Böyle düşünmek. Kesinlikle. Yani en azından düşünmek gerekiyor. Diyalektik bunu gerektirir. Kesinlikle. Bebek dedik. Bebek deneyleri hocam. Şöyle. Onunla ilgili detaylandırabilir misiniz? Şöyle, bebeğe gelmeden önce dört farklı konu konuştunuz. Ben bir onları toparlamak istiyorum. Bu son konudan önce bir giriş yapmak istiyorum. Kötüler kötü olduğunu biliyor mu? Joker'den bahsettiniz. Ben de birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela Dexter karakteri. İzlemişsinizdir muhtemelen Dexter'ı. Dexter kötü müydü aslında bakacağınız zaman? Dexter işte şiddetle büyümüş, şiddetten elinin altından alınmış. Ondan sonra bir kişi ona babalık etmeye başlıyor. Adli tıpta çalışıyor. Cinayetlerin çözümü üzerine çalışıyor. Ve kanların işte sıçrayışına göre, kanların yönüne göre katilleri buluyor, tespit ediyor. Buluyor da gerçekten çok başarılı. Ve gidip o katilleri öldürüyor. Adli tıp çalışanı olarak ve kendisi şiddetten gelmiş bir karakter, şiddetin elinden çıkmış bir karakter ve kendi yöntemiyle gidip katilleri öldürüyor. Şimdi baktığınız zaman Dexter kötü müydü? Dexter kendince topluma fayda sağlıyordu. Kötüleri öldürüyordu. Kötüler yaptığını biliyor mu? Yine Dostoyevski'nin... Sen soru türetiyorsun bana hocam. Şimdi sen onları söylerken şimdi, ardından soru soracağım ama tekrar. Ama öyle bir konuya girdiniz ki, yani o işte Dexter mesela gerçekten kötü müydü? Yine Suç ve Ceza'yı okumuşsunuzdur. Suç ve Ceza'da Raskolnikov karakteri. Baktığınız zaman Raskolnikov, çok kısa özetleyebilir miyim? Netflix'te yoksa ben okumadım hocam, diziyorum. Çok kalın bir kitap ama çok kalın bir kitap. Kısaca özetlemek istiyorum. Raskolnikov çok başarılı bir hukuk öğrencisi ama çok fakir. Fakir olduğu için de okuyamıyor ve ayrılmak zorunda kalıyor okulundan. Ve bir tefeci bir kadının yanında kalıyor vesaire. Ve toplumdaki şu kötülüğü görüyor. Paralı olanlar, parası çok olanlar bu paraları yanlış yerde kullanıyorlar. Ve o tefeci yaşlı kadını da toplumdaki bir bit gibi, bir parazit gibi görüyor ve öldürülmesi gerektiğini düşünüyor. Ve tüm paralı zenginlerin keza. Ve o kadını öldürüyor. Yanında kaldığı tefeci kadını, eşyalarını rehin olarak bırakıyor çünkü kadına. Dediğim gibi çok kalın bir kitap, okursunuz belki, çok da detayını anlatmayayım. Fakat aslında, şimdi burada da Raskolnikov kötü mü? Çünkü o toplumdaki yobazlığı, yanlışlığı, paranın kötü ellerde olmasını, paranın kötüye kullanılmasını, çünkü çok başarılı bir hukuk öğrencisi ve parasızlığı dolayısıyla okuyamıyor. Ve sonra işte o iyilikle kötülük arasında kalıyor. O erdemi, dürüstlüğü, vicdanı, merhameti arasında kalıyor ve gidip teslim oluyor. Ve hapishaneye girdiğinde de yine yıllarca bu gitgeller arasında, bu toplumdaki bu uyumsuzluk, çelişki arasında gitgeller yaşıyor. Dexter kötü müydü ve bilerek mi yapıyordu? Raskolnikov kötü müydü, bilerek mi yapıyordu? Bunun örnekleri çok var. Şimdi biraz espriyle yaklaşacak olursam, bizim Banker Bilo filmi vardır. Evet. Şener Şen'in klasik bir repliği vardır. Kötülükleri yapar yapar, yaptım ama hele bir sor, neden yaptım? Neden yaptım? Der. Evet. İyi bir yere bağlayacak orada. Mesela iyi bir şey yaptığını düşünüyor belki orada. Zaten dünyadaki her bir bütün kötünün... günahlar telafi mekanizmalarından ileri gelir. Evet, evet. Evet. Her bir kötünün açıklayıcı bir sebebi vardır.
Vicdanı rahat başını yastığa koyar. Yani ya hak ediliyordur ya bana da yapılmıştır. Yani geçmiş yıllara da baktığımızda, tarihe de baktığımızda ölümler... O zaman nasıl tespit edeceğiz işte kimin kötü? Şimdi orada diyor ruh ki... Ruh hastalığı ayrı bir şey. Yaptım ama niye yaptım? Şimdi sana bir neden açıklayacak orada. O zaman ben size şöyle bir örnek vereyim hocam. Sözünü bölüyor gibiyim ama buyurun. Ortada somut bir örnek. Alfred Poel'in Milletlerin Psikolojisi diye bir kitabı var. Hı-hı. Eski zamanda yayınlanmış. Bu her milleti anlatırken orada Ruslarla ilgili bir şey dikkatimi çekti. 19. yüzyılda Rusya'da çıkmış bir tarikattan, bir Hristiyan tarikattan, sapkın bir tarikattan bahsediyor. Diyor ki... Çocuk öldürenler tarikatı diyor. Bunlar diyor küçük çocukları daha ergenliğe gelmeden buldukları küçük çocukları öldürüyorlar. Ne kadar korkunç bir olay. Ama onlar şöyle savunuyor diyor. Evet. Bunlar büyüyüp günahkar olacaklardı. Biz şimdiden öldürdük onları ki hani öte dünyada mutlu bir hayata günahlara bulaşmadan kavuşsunlar. Şimdi bu adamların yaptığı korkunç bir şey. Ama adamlara bakıyorsun kötü bir şey yapmıyorum ki diyor. Onları kurtardım diyor ben. Günah dolu bir dünyada. Şimdi bu adama nasıl anlatacağız biz kötülüğü? Ya da nasıl tespit edeceğiz? Milyonlarca insanın ölmesine neden olan İkinci Dünya Savaşı'nın değil mi? Evet. Müsebbibi Nazi Almanya'sında hiçbir Hitler üst subayı hata yaptığını kabul etmemişti. Evet. Hepsinin mantıklı gerekçeleri vardı. Yani insanın telafi bulma mekanizması olağanüstü güçlü bir mekanizmadır. Beynin adaptasyon yeteneği de çok kuvvetlidir. Bakın o görüntüyü hiç hatırlamıyorum. Yani oraya bağlayayım sonra Beyza'ya vereyim sözü tekrar. Değil mi? Güzel bir yere getirdi o Şener Şen karakteri. Ha. Yaptım ama niye yaptım? Sor. Bu çok anlatıyor çoğu şeyi. 6-7 yıl önce Suriye'de terör olaylarından söz etmek pek mümkün değil. En azından ismi terörle anılan bir ülke değil. Ama bir video vardı. Videoda bir anne çocuğunun elinden tutmuş bir pazar yerinden yürüyor. Çocuğun şen şakrak eğleniyor. Çocuk bir çocukla oynuyor. Pazar yerinden çıkıp sağa döndüklerinde cesetler üst üste yığılmış durumda ve çocuk onların yanından oynaya geçiyor. Muhtemelen işte yeni öldürülmüşler ve birazdan toplanacaklar. Kimse bu durumu yadırgamıyor. Yani bir zaman sonra uygun koşullar oluştuğunda işte beynin o yüksek adaptasyon yeteneği ki bunun temeli de işte fıtratta söylediğim o türün hayatta kalma olgusuna dayanır. Bize her şeyi meşru gösterebiliyor. Kötülük de bunun dahilinde. O yüzden o ikili felsefe, yani Zerdüştlükten tutun birçok aslında felsefi akımda söz konusu edebileceğimiz o insanın içerisindeki yin yang da aynı hikayeyi anlatır. İyi ve kötünün aynı anda bulunması uygun koşullar ortaya çıktığında karşımıza çıkabilecek bir durum. Evet, evet. Buyur hocam, devam edebiliriz. Genetiğe gelelim o zaman genetikle ilgili soru. Mesela olmuştur. Can Güray demiş ki kişilik benim kanaatimce %40 genetik %60 çevreseldir. Bu kanaatimce diyor yani evet, bilimsel doğru. Çalışma zaten değil. Şöyle bir şey var toplumda beğenmediğimiz tarafları olduğunda mesela çocuklarımızın ya da işte yine sütü olan karakteri Türk filmlerinden gidiyoruz. Seni sevmiyorum sütü olan babanı da sevmezdim zaten. Bir şey olduğunda amcasına çekmiş, dayısına çekmiş, halasına çekmiş diye tabirler kullanırız. Genetik olma payı var. Şimdi bebeklere gelelim o kukla deneylerine. Süper egoları gelişmemiş yaratıklar. Hatta egoları bile gelişmemiş. Alt benlikleriyle, it benlikleriyle bilinç dışı hareket eden ve ona göre davranan durumdalar o yaşlarda. Şimdi bu kukla deneyleri çok fazla yapıldı. Bebeklere test uygulanması da çok zordur. Ayrı bir süreç gerektirir ama hala da geçerliliği halihazırda devam eden deneylerdir. Şöyle ki 6 aydan küçük bebeklere uygulanıyor Yale Üniversitesi'nde. Bir oyuncak kutusunu açmaya çalışan bir kukla var. Sarı tişörtlü bir köpek var. Oyuncak kutusunu açmaya çalışan kuklaya yardım ediyor. Bir de mavi tişörtlü bir kukla var. Mavi tişörtlü kukla da engel oluyor. Sonra bu bebeklere bu olay birkaç defa gösteriliyor. İyi ve kötü davranışı sergileyen kuklalar bebeklere gösteriliyor. Ve bebeklerin 3'te 4'ünden fazlası yardımsever köpeği tercih ediyor. Yani
kutuyu açmaya çalışan iyi niyetli sarı tişörtlü kuklayı bebekler tercih ediyor 3/4 oranında. Hı hı. Hatta bu test 3 aylık bebeklere de uygulanıyor. Onların tabii tercih değil de sadece bakış güçleriyle test edilmeye çalışıyor. 3 aylık bebekler bile yardımsever kuklalara 33 saniye bakarken kötü kuklaya 4 saniye bakıyorlar. Yani buradan şunu çıkartıyoruz. Aslında adalet duygusuna sahibiz. Ve iyinin yanında duruyoruz. Kötünün de karşısında duruyoruz. Ve kötünün cezalandırılmasını istiyoruz. Yani böyle bir mekanizma doğuştan var. Devam ediyorum ama. Şimdi bu testin bir de ikinci tarafı var. Ondan sonra çünkü ben duygusu giriyor devreye, işte egomuz giriyor devreye ve benim gibi düşünmeyen, benim gibi yemeyen, benim gibi içmeyen, beni sevmeyen, saymayan, benimle ilgilenmeyen herkesi ve her şeyi kötü olarak anlamlandırıyorum ve diğerlerini iyiliğe layık görüyorum. Yine şöyle bir, o da şu şekilde bir test, bebeklere sevdiği krakerleri göstermesini istiyorlar. Bebekler sevdiği krakeri gösteriyor. Ve bebeklerin sevdiği krakeri yiyen bir sarı tişörtlü kukla var yine. Ve bebeklerin sevmediği krakeri yiyen bir mavi tişörtlü kukla var. Ve yine bebeklere kuklalar gösteriliyor. Ve bebekler kendi sevdiği krakeri yiyen kuklayı tercih ediyor. Şimdi buraya kadar her şey normal. Benim sevdiğim krakeri işte benle beraber düşünüyorsan ben seni tercih ediyorum. Şimdi buraya kadar her şey normal. Sonra o kutu açma testi tekrar ediliyor. Yine bir oyuncak kutusunu açmaya çalışan bir kukla var. Ona yardım etmeye çalışan başka bir kukla var. Ve yine kutuyu açmasına engel olmaya çalışan bir kukla var. Burada da engel olan kukla benim yediğim krakeri yemediği için tercih ediliyor. Yani işin ilginç tarafı burada. Yani testin sonucunda şuna varılıyor. Benim gibi düşünmeyen kişi kötülüğe razıdır. Razı olurum yani onun kötü olmasına karşı olmam diye bir sonuç çıkıyor. İşte burada ben duygusu devreye giriyor. Tanım buradan çıkıyor o zaman. Yani bu o zaman adlandırdığımız zaman bu bebek deneyleri hem doğuştan getirdiğimiz nokta ki izleyenlerimiz o konuyu çok önemsediler. Çevresel etkileşim ve bu konuya. Ama nihayetinde birini kötü olarak adlandırabilmemiz için birazcık benden uzak, benim davranışlarımdan uzak hal oldum mu daha kolay bir tanımlama yapıyor gibiyiz. Şeyi soracağım hocam, aklıma takıldı, bir kıymık gibi batıyor aklıma. Hani Joker karakterinden Darth Vader'dan bahsettik. Bu bağlamda acaba bugün endüstrinin insanların gazını almanın yanı sıra biraz komplo teorisyeni olarak ya da komplo teorisi olarak da mı yaklaşmak lazım? Kötü karakterlerin biraz daha farklı gösterilmesi. Mesela Orta Çağ'da, Avrupa'da herhangi bir kent ve köyünde ağzınızdan Lucifer kelimesi döküldüğü zaman insanlar buz keserlerdi. Ama bugün görüyoruz ki bir dizi aracılığıyla mesela gayet sempatik bir karakter var. Şimdi burada acaba bir şeyler mi arayalım? Yoksa insanlar bu kötü taraflarla yüzleşmeye mi çalışıyorlar? Ya da karanlık taraflı korkmak yerine aralamaya mı çalışıyorlar? Böyle mi bakalım? Ya şöyle söyleyeyim. Kurgu romanlar, hikayeler yazan biri olarak veya hani yıllarca reklam yazımı, tüketici davranışları, tüketici içgörüleri inceleyen, burada stratejiler ve markalar teşkil eden biri olarak şunu söylemem herhalde... En azından öyle bir şey söyleme hakkım var. Genellikle bu tür üretim süreçlerinde, ki senaryolarda çalışıyorum, insanlar her ne kadar biz film endüstrisinin, Hollywood'un özellikle kültürel emperyalizmin bir aracı olduğunu söylesek bile, devlet kontrollerinin ya da çok uluslu şirketlerin çeşitli amaçlarına hizmet ettiği konusunda bazı çıkarımlarda bulunma eğiliminde olsak bile ki bunun tamamıyla yanlış olduğu görüşünde değilim. Burada mutlaka bu süreçler söz konusu. Ama biz de metinlerin altında anlam ararken genellikle öne çıkartmaları söz konusu ediyoruz. Yani işte o sizin komplo teorisi dediğiniz şey. Evet bu yapıldı ve buradan bunu almak zorundayız gibi. Yıllarca şeyde çok konuşuldu. Bu da görünen bazen arkasındaki görünmeyen gerçeği gizler. Mesela reklamlarda bilinçaltı göndermeler. Yok işte devenin bacağının altında X sigara markasının ismi yazıyormuş da bilmem ne bilmem neymiş de.
Oradan örnekleyeyim daha somutlamak için. Bilinçaltı reklamcılık temelde bu prensiple yapılmaz. Hı. Ya da işte o sözünü ettiğimiz 24 artı 1 kare tekniğiyle işte ilk önce biliyorsunuz dijital olmayan filmler bir saniyesi 24 artı 1 kare dönümü prensibine dayanır. Onların toplamı, makaranın toplamı aslında filmin arka arkaya akması anlamına gelir. 25. kare oluşturup onun arasına işte ilgili meşrubat markasını ve bir popcorn, işte bir mısır patlağı koyduğun zaman satışların arttığına yönelik bir prensip mesela. Bu yıllardır anlatılır, hatta akademide de ben bunu dinledim çeşitli sunumlarda da. Halbuki bu deneyi yaptığını söyleyen James Visser isimli sinemanın sahibi olan adam sadece bir provokasyon yaratıp bunun üzerinden kötü giden sinema işlerini düzeltmek amacıyla bu yalanı uydurduğunu, fakat işin ulusal basına yansıdığında kontrolden çıktığını, bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığını sadece olayın devamındaki bir ay sonra açıklamıştır. Eyvah eyvah. Bu, tabii buna ilişkin birçok deney de yapılmıştır bu arada. 25. kare oluşturulduğunda acaba böyle bir şey olmuş mu diye. Satın alma davranışına yöneltilen hiçbir unsur bulunmamıştır. Hmm. Ama şimdi ben bu bilgiyi ve bilginin ardını söylemesem birçok insan belki bunu ilk kısmıyla duymuştu ve duyduğu haliyle vay işte bilinçaltı süreçlerle anlamın oluşumunda acayip acayip şeyler, çünkü gizem aslında şehvetli olandır. Evet. Değil mi? Provokasyon şehvetli olandır. Zaten bu sosyal medya paylaşımları meselesinde de onu konuştuk. Sinema için de bu durum geçerli. Aslında sinema yaratıcısının, kurgu yaratıcısının veya bir edebiyat eserini yazan adamın temel prensibi ilk önce o eserin toplamında, senaryonun ya da işte kitabın toplamında ilgi çekici olmasını sağlar. Amacı odur. İlgi çekici olsun ki sinema ise gişe yapsın, kitapsa okunsun. Bunun için pilotuna bakar, kurgusuna bakar, kahramanlarını oluşturur, hikayeci, anlatım tipine bakar, dil oluşumunu ona göre sağlar. Aslında senaryo yazmanın ya da kitap yazmanın bir matematiği vardır. O matematiği tamamen özünde satışın söz konusu olduğu ama diğer taraftan sinema işte yedinci sanat, bir sanat formudur. Ya da edebiyat gerçekten sanatların da özüdür diğer taraftan bakıldığında. Hı hı. Kurgu oradadır. Sanatı da kapsaması gerekir. Satış, sanat vesaire birçok formasyonun bir araya geldiği haldir. Yoksa tutup da ben buradan mesajlar vereyim de bu mesajlar oluşturulan karakter şuraya gitsin de şuradan şöyle olsun, bence daha çok anlamı oluşturan, yorumlamaya çalışan biz izleyicilerin veya bu yorumları yapan işte akademik çevreler olabilir, popüler kültür anlatıcılığı olabilir. Onların temelde yaratım faktörü. Ha bakın, üst pencerede şu söz konusu olmaz diyemiyorum. Toplumların bir gidişatı var. Bugün yaklaşık 6.7 milyar insan dünya popülasyonunda. Ve bu nüfusun sürdürülebilir olarak bu dünya hayatını sürdürebilmesi için bakın bu koşullarda, bunun içerisine açlık, sefalet, savaşları da dahil ederek söylüyorum. Artı bir ek kargaşa çıkması kimse tarafından kabul edilemez görünüyor. Çünkü dünyanın kaynaklarının ve oluşturulmuş bu düzenin, düzensizliğin de dahil olduğu bu düzenin devam etmesi için bu kargaşaların olmaması gerekiyor teknik olarak. Hı hı. Burada devletler ideolojik aygıtlarını kullanırlar. Hı hı. Burada mesele yok. Ama bu çıkarımların çoğunun anlam arayışındaki biz gizem avcılarının da derdi olduğunu da unutmadan olaya mesafeli yaklaşarak konuya bakmamız gerekiyor. Evet. O yüzden diyorum ki evet, Lucifer belki 14. yüzyılda İngiltere'de Londra'da bir köprünün üzerinde Lucifer muhabbetini yaptığınızda muhtemelen kellenizi kaybederdiniz ya da kafes içerisinde açlıkla ölüme mahkum edilirdiniz. Şimdi ise iyi kahramanların çağı biraz bittiği için, tabiri caizse iyi kahramanlar artık kahraman bayatladığı mı? Için. He. Yani çünkü Hollywood veya Avrupa sineması veya işte tüm dünya sineması, bu da Bollywood da dahil, İyi kahramanları o kadar çok kullandılar ki hadi acaba kötülerden başka bir bakış açısı yaratabilir miyiz, evet, diye kara kahramanlar, anti kahraman dediğimiz kahramanların sinemanın içerisinde, edebiyatın içerisinde yer bulduğunu görüyoruz. Evet. Asıl sebebin bu olduğunu unutmamalıyız. Bunu da ekliyorum. Bence. Eski ben İngiltere'ye daha baktığımızda hocam, hemen onu size söyleyeyim. Aslında tersinden bu bizim yaptığımız sohbetin kültüre de sinmiş olduğunu görüyoruz. Demin söyledim hani Banker Bilo filminden örnek, evet, verdiniz, evet, ya. O dönemin İngiltere'sine baktığımızda bir Robin Hood örneği var. Şimdi Robin Hood'a baktığınızda fikri iyi ama eylemi hırsızlık. Şimdi bu adam iyi mi kötü mü? Şimdi Robin Hood hani kavramsal olarak zenginden alıyor, fakire, evet, veriyor
diyoruz diyebiliyoruz ama aslında öyle değildir. Robin Hood hükümeti ve sistemi eleştiriyordu. İşte Richard'ın askere gitmesi, yerine kardeşini koyması, kardeşinin ülkeyi güzel yönetememesi sebebiyle aslında Robin Hood'un tepkisi hükümdarlığa ve sistemeydi. Ama biz evet aklımıza hep öyle geldi. Zenginden alıyor, fakire veriyor diye düşünüyoruz ve iyi mi kötü mü diye tartışıyoruz. Ben hatta Hollywood'a kadar gitmeyeceğim, Türk sinemasından örnek vereceğim. Biz genellikle Türk toplumu olarak zaten biraz negatife yatkın karakterleriz. Mesela bir Erol Taş'tan bahsetmek istiyorum. Şimdi bir Erol Taş'ın o kötü kötü kahkahasını hangimiz unutabiliriz ki? Ve hatta kendisi bile röportajlarında kaç kere paylaşmıştır, girdiği ortamlarda defalarca dayak yediğini söylemiştir. Tabii, çünkü Rus generalini oynadığı o evet, o kadar özdeşleşmiştir. Çünkü Türk toplumu tarafından gerçek sanılmıştır ve defalarca dayak yemiştir. Çünkü biz karakter olarak şimdi baktığımız zaman güldürmek mi zor, ağlatmak mı zor? Güldürmek daha zor, ağlatmak daha kolay. Çünkü bizim genlerimizde biraz arabeskvari bir tarafımız, duygusallığımız var. Karamsar bir tavrımız da var. Hemen işte şu hareketleri yapmak ya da çok güldük şimdi ağlayacağız diye düşüncelerimiz de çok fazla var. O yüzden baktığımız zaman karakterleri, kötü karakterlere de çok fazla tepki veriyoruz. Çünkü neden çok fazla tepki veriyoruz? Kendimize yapılmış gibi algılıyoruz. Yani orada biz o filmle, diziyle bütünleştiğimizde o kötülüğü kendimize yapılmış gibi sayıyoruz. Ve yine az önce söylediğim gibi yüz yüze olmadığımız için, muhatap olmadığımız için, bize olumsuz bir geri tepki gelemeyeceği için ekran başında küfür de ediyoruz, kızıyoruz da yani, ama mazlumun yanındayız. Hocamın söylediği o tepkinin sürdürülemez olması biz buna belki şunu da ekleyebiliriz. Çok hani tırnak içinde zaten sorunumuz cevap vermek değil, tepki vermek. Tabii tabii. Yani karşılık bu beklemiyoruz. Çok hızlı tepki veriyoruz. Mesela o tatmin ediyoruz o şekilde kendimize. Kötü karakterlere de Erol Taş örneğinden yola çıkarak tepki vermemiz herhalde bununla ilgili. Kesinlikle. Mazlumun her zaman yanındayız ve bir cevap beklemiyoruz. Orada dışarıda yapamadığımız, toplumda gerçek hayatta yapmamız gereken, hani kötüye karşı gelmeye yapamadığımız o bastırdığımız duygularımızı ekran karşısındaki kötü karakterlere kendimize yapılmış varsayarak yeri geliyor bağırıyoruz, çağırıyoruz, küfrediyoruz ekran karşısında. Peki hocamın söylediği acaba Türk toplumunun böyle biraz arabeske yönelmesi, negatifi önemsemesi, çekilen acılara daha duyarlı olması ve bunu neredeyse içselleştirmesi hemen çekilen acılar. Bu bir kültür özelliği mi? Buradan yola çıkarak da iyiliğe yatkın ya da kötülüğe yatkın kültürler de olabilir mi? Madem mecra bu konuda çok önemli. Ya tabii böylesi bir kolektif bilinci yorumlayacaksak çok genel soruyorum hocam tabii, ben soruları tabii siz bir dolu parametre var tabii. Bunun içerisinde bir dolu parametre var. Genellikle imparatorluk topraklarının bir yazgısı vardır mesela çok genelden alacağım. Biz de mi tarih bilinciyle aslında okuyoruz ve biliyoruz. Yani o ilk öğretim süreçlerinden itibaren bu topraklarda hatta bu topraklar öncesinde Türklerin kurduğu devletler, imparatorluklar, o şaşalı dönemleri konuşuyoruz. Ve ardından değil mi kendi içerisinde ne kadar travmatik bir durumdur. Bir zaman sonra işte son kurduğumuz imparatorluk önce duraklıyor. Ondan sonra yıkım sürecine geliyor. Ve yıkım sürecinden biz genç Türkiye Cumhuriyeti'ni inşa ederek tekrardan imparatorluk topraklarının kendi yazgısını gerçekleştirmesini bekliyoruz. Hani kendi kendini gerçekleştiren kehanet gibi düşünün. Aslında kadim toprakların çoğunda bu yazgı bireysel psikoloji üzerinde çok etkili olur. Mesela değil mi? Güneş batmayan imparatorluk İngiltere her daim dünyanın dominant devletlerinden, kültürlerinden biri olmuştur. Şu anda da işlemini finans piyasalarından tutun dünya siyaseti Amerika üzerindeki etkisiyle aslında kendini gösterir ve süren bir süreç içerisinde sürdürülebilir imparatorluktur öyle söyleyeyim. Şimdi imparatorluk yani yazgısını gerçekleştirmiştir. Bize baktığımızda ise tarih bilinci okuyorsun, geçmişle bugünü karşılaştırıyorsun, daha iyi olmamız gerektiğini düşünüyorsun. Böyle bir refleks de var aynı zamanda ve sürekli gelişmeye çalışıyorsun. Eksik gördüğün şeylerde de kendine karşı aslında çok zalim davranabiliyorsun. Bu toprakların mirası çok büyük miras. Bunu en iyi mesela şeyde görürsün, Servet Üfü'nün edebiyatçılarında. Hemen onu takip eden milli edebiyat dönemi ve cumhuriyet dönemi edebiyatçılarında
Melul dedikleri psikoloji, Servet Fünun'un edebiyatçılarının çoğu biliyorsunuz. Tekrar büyük imparatorluk ülkeleri etrafında bir felsefe oluşturmuşlar. Ama bu konuda çok umutsuz oldukları için en sonunda kendilerine Manisa'daki çiftlik yolunu görmüşlerdir. Bari Manisa'daki çiftlikte yaşayalım, kendi içimize kapanalım falan diye. Bu bence çok büyük bir faktör, onu söyleyeyim. Evet. Onun haricinde şunun altını çizmek gerekiyor. Bilimle din birbiriyle çatışan unsurlar değildir. Bilimle din, dinin doğru yorumlanmasıyla birlikte birbirini destekleyen unsurlar haline bile gelebilir. Normalde bilim ayrı bir kavramdır, din ayrı bir kavramdır. Ben bu konuda hatta bir TEDx konuşması yapmıştım. Özellikle bunu vurgulamıştım. Yani bizim temelde yanlış algıladığımız şey bu. Bakın, ne zaman bir kültür, bir medeniyet inancını bilimle barıştırmıştır, o kültür ve medeniyette yükselme görürsünüz. Kesinlikle. O yükselmenin sonucunda daha müreffeh toplumlar, müreffeh toplumlarında açıkçası Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisinin ilk iki basamağını geçip, yani fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması ve güvenlik ihtiyacından daha ziyade sosyalleşme ihtiyacı, kendini gerçekleştirme ihtiyacına yöneldiğini, bu konuda bilim ürettiğini, kültür ürettiğini, sanat ürettiğini görürüz. Dünyada tek bir kültür bile yoktur ki bilim, sanat ve kültürün kendisini inşa etmeden sermayeyi, işte kapitali, top silah, bölgesel gücü, siyasi gücü inşa etme şansı olsun. Bu birbirini destekleyen iki dinamiktir. Hani biz ona soft power deriz ve hard power deriz ya, soft power yumuşak güç unsuru, bir siyaset bilimi kavramıdır. Hard power ise sert güç unsuru, yine bir siyaset bilimi kavramıdır. Bir tanesinde toplumların işte sert güçle topu, tüfeği, silahı, askeri, sermayesi biriktirdiği her şey vardır. Bu tarafta ise toplumların oluşturduğu medeniyet ve kültür unsurlarının ta kendisi vardır. Yani oluşturduğu sanat biçimleri, medeniyete yaptığı katkılar vardır. Bu dinamik şöyle çalışır. Bunun teşkil edilmeden, şu oluşmadan bunun gerçekleştiği bir tane bile örnek yoktur. Tarihi 250 yıl öncesine dayanmasına rağmen, bir kolaj kültürü olmasına rağmen Amerika'ya, Amerika bunu o temaşa yapısı, teknolojiyi kullanması, büyük kaynak aktarımlarının Amerika çevresinde, işte bütün o biliyorsunuz oradaki tarihi. Bu kültür, temaşa kültür, hızlı ve kendisine has yeni bir kültür unsuru yaratmıştır. Normalde 250 yıl içerisinde bir kültürün yaratılmasını beklemezsin. Bakın, bu kadim medeniyetler diyoruz, binlerce yıl öncesine dayanan medeniyetlerden bahsediyoruz. Ama Amerika bunu kendine has biçimde başka bir kültürü inşa ederek yapmıştır. Yani orada da bir yumuşak güç unsuru vardır. İlgili hamburger markası Amerika'nın yumuşak güç unsuru değil midir? Evet. İlgili meşrubat markası yumuşak güç unsuru değil mi? Konuştuğumuz müzikler, sporun kullanılma biçimi, sinema endüstrisinin oluştuğu biçim, onların yani oyuncuları. İnsanın konfor alanını gıdıklamış Amerikan kültürü ve böyle bir kulvar bulmuş değil mi? Kültürü hızlandırmış. Evet. Yani kültür oluşumunu tarihin hiçbir aşamasında görmediğimiz evet. kadar hızlandırarak kendisine has bir kültür geliştirmiştir. Evet. Ha, içeriksiz olduğu söylenebilir. Hı-hı. Köktensiz derler ona. Hı-hı. Ama diğer taraftan hepimizin de takip ettiği, zaman zaman kıyafetlerini giydiği, televizyonlarını izlediği, müziklerini dinlediği enteresan bir kültür oluşumudur. Yani sert güç unsurlarını yine o hızlı teşkil ettikleri yumuşak güç unsurlarıyla bina etmişlerdir. İşte bizdeki bu kültür oluşumu, bu imparatorluk geleneğiyle falan bağlayarak söylüyorum. Bilime çok uzak durduğu için, maalesef bilime uzak durduğu için hep İnanç silsilesiyle karşılanmıştır. Hı hı. Yani doğal afet dediğiniz depreme, işte depremin üzerinden yaptığımız yorumlara baktığımızda aslında hepimiz biliyoruz ki insanları kader, kısmet ya da fıtrat değil, aslında kötü yapılmış binalar öldürür. Hı hı. Yani bu konuda herhalde başka bir formülü gündeme getirecek kimsenin olmaması beklenir. Ama biz toplumdaki başa çıkamadığımız, gelişme kaydedemediğimiz unsurları genellikle inanç perspektifine bağlama eğiliminde olduğumuz için aslında inanç sistemlerinin kendisine de haksızlık yapar duruma geliyoruz. Kesinlikle hocam, çünkü burada en somut örnek Hazreti Ömer'in Suriye'deyken bir vebayla karşılaşınca geri dönmesi, şehre girmesi. Ey Ömer, sen Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diye, hayır, Allah'ın kaderinden, Allah'ın kazasına sığınıyorum diye gayet realist bir tedbir aldığını görüyoruz yani. Ne kadar güzel bir açıklama. Evet. Bizim bilime uzak durmamız
Bunu sanki dinle çatışan bir unsur olarak düşünmemiz, maalesef böyle bir düşünce 10 yıllar boyunca, belki yüzyıllar boyunca hakim olmuş. Özellikle Osmanlı'nın duraklamasından bugüne kadar geçen süreçte pek çok unsurunu gördüğümüz, sanata uzak durmamız, bizim bu iyilik, kötülük anlamında bu başa çıkamadığımız hadiselerde başımıza gelen temel sebeplerden biridir. Bugün daha Instagram'da bir post paylaştım. Dünyayı kurtaracak şeyler bunlardır diye, kitaplardır diye, iyi kitaplardır. Gerçekten insanlar okuyarak, üreterek, öğrenerek, yaratıcılıkla teknoloji ve müreffeh bir toplum üretirler. Müreffeh toplum da insanın o derinlikli halini, anlam oluşturma çabasına uygun bir toplum modelidir. Çünkü açlıkla uğraşan, güvenlik prensibi, kendi güvenliğini sağlamaya çalışan, temel ihtiyaçlarını karşılayamamış bir insandan derinlik ve anlam arayışı bekleyemezsin. Olsa olsa telafi mekanizmaları beklersin. Yani temel ihtiyaçlarını karşılamayan insan telafi mekanizması oluşturarak bir şeylere sığınmaya çalışır. Bir şeylere sığındığı zaman mesela ülkemizde çokça gördüğümüz o sahte bilim unsurlarını falan bile buraya sığdırabiliriz. Bilimin kendisinin yolunda yürümektense sahte bilim unsurlarına sığınan insan modeli. Değil mi? Bunu astrolojide görürsün, uzak doğudan gelen o garip öğretilerin yorumlanmış halinin bizdeki algılama biçimine bakın. Modern tıp varken işte geleneksel tıp değersiz diye söylemiyorum ama onun ikamesi olarak kullanılma çabalarında görürsün. Yani neredeyse bilim üretmeyerek bilim dışı alanları bilimin yerine ikame etmeye çalışan bir genel yorum söz konusu. O da insanların kendini alanlandırmasını zorlaştırıyor. Hocam o zaman demin söylediği yani iyilik şey ister, çaba ister, kötülük ise rahattır. Aynen buna geliyor o zaman. Ki kötülük de çoğu zaman farkında olmadan yaptığımız bir şey. Yani herhalde sözü Beyza'ya vereceğiz. Ondan sonra farkında olmadan ne kadar kötülük ürettiğimizi de sıralayabilirim. Çünkü rasyonel olmakla ilgili bir şey. Rasyonel değilsen, bakın insanlar çoğunlukla irrasyoneldir. Otomatik pilotta yaşar deriz. Karar biliminin unsurlarından biridir. Ama mindful olmak, yani hani anı, farkındalığı yaşamak biraz da senin paylaştığın bir sosyal medya iletisinde. Acaba kendin için iyi bir şey yaparken ne kadar fazla kötülüğü yaydığının farkında bile olmadığın bir durum ortaya çıkarabilir. Bu farkındalık çok önemli. Evet hocam. Şimdi tarihe indiniz, Caligula'yı sormuştunuz, o arada kaynadı, ona biraz değinmek istiyorum. Bir de mesela kimse Alexander Fleming'i, hani demin söylediğimiz Alexander Fleming'i ya da işte Marconi'yi sokakta çevirdiğiniz zaman bilmez insanlar ki bunlar insanlığa çok önemli şeyler katmış. Ama bir Hitler'i, Caligula'yı herkes bununla ilgili bir romanıdır, filmidir. Çok daha böyle arzular ve merak odur. Bu da yine iyilik, kötülük gibi. Caligula gene işte seri katiller, acaba bunu yaparken biliyorlar mıydı, bilincinde miydi, gene oradan geliyor. Burada da bir deniz topu etkisi var, ona biraz değinmek istiyorum. Şimdi Caligula atına 18 tane seyis tayin etmiş, atını mermer bir ahırda beslemiş, işte fil dişi yemliklerde beslemiş bir kişi. Senatör bile ilan etmişti. Atını, evet atını en sonunda senatör ilan ediyor. Kendini tanrı, kız kardeşini tanrıça ilan ediyor. Hatta eğri duruyor diye dağın yerini değiştirmeye kalkıyor. Gökteki ayın aşağı indirilmesini emrediyor. Yani Caligula buralara kadar geliyor. Ama baktığımız zaman masum bir bebek olarak dünyaya geldi. Hepimiz gibi. Sonra niye şeytana döndü? Niye cinnet geçirdi? Ve en sonunda zaten muhafızları tarafından 30 kere bıçaklandırılarak ölüyor. Şimdi neden böyleydi? Aslında çok ilginç. Caligula aslında son derece duygusal ve hassas bir kişiliğe sahipti. Ve çevresinde olan, yani toplumda olan çıkar ilişkileri, kişilerin menfaatlerine göre davranması, ondan sonra da hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam etmelerini kaldıramadı. Bunu sindiremedi. Yani o duygusal ve hassas kişiliğinin sonucunda atını senatör ilan ettirdi. Yıkıma uğradı o zaman. Bu hale geldi. Yani baktığımız zaman seri katillerde de böyledir. İyi bir insan cinnet geçirmez. Pardon, kötü insan cinnet geçirmez, özür diliyorum.
iyiler. Yani bastırılmış duygulardan sonra cinnet geçiriyoruz. İşte burada da yine deniz topu etkisi denen bir kavram hocam, var. Hocam dediği gibi telafi edemiyorlar. Hakikaten kötü bir örnek, haberlerde bir sürü insanı işte cinnet geçirip öldürmüş. Etraf komşularına soruyorsun, söylüyorlar. Melek gibi insan da ya hiç beklemezdik ondan falan diye. Hani her lanet adamın diyor, tekiydi. Zaten biz bekliyorduk bugün yarın yapacak diye bir şey duymadım kesinlikle. Ben bugüne kadar. Ne diyor işte, apartmanda diyor her gün kapımı açardı diyor. Evet. Her gün elimdeki poşetleri taşırdı diyor. Haberlerde her gün bunları izliyoruz. Hiç kendisinden beklemezdim diyor. Şimdi deniz topunu düşünün. Onu suyun altında tutmaya çalıştığınızı düşünün. Ne kadar çok fazla güç sarf edersiniz onu tutmak için. Sonra bir anda bir boş anınızda onu tutmayı bıraktığınızda bir anda suyun üstünden fırlar, suratınıza çarpar ve suratınıza da işte suları fırlatır. İşte bu deniz topu etkisi dediğimiz olay bizim kişiliğimizde de öyle. Bastırılmış duygularımız, geride bıraktığımız duygularımız bir anda ortaya çıkabiliyor ve bizim en rahat anımızda ya da en kendimizi serdiğimiz anda ne yapıyoruz? Birine yanlış bir mail atıyoruz, alkollü araç kullanıyoruz, işte sevgilimizi aldatıyoruz, işte hiddetli davranıyoruz vesaire. Orada yine aynı şeye geleceğim. Bastırmamak gerekiyor. Kötülüğün de içimizde olduğunu bilmek, onunla var olabilmek, yaşamayı bilmek gerekiyor. Çünkü bastırdığın her şey günün birinde olumsuz bir şekilde sana geri dönüyor. Görmezden gelmeyeceğiz, iyiliği besleyeceğiz değil mi? İyiliği besleyeceğiz ama onun var olduğunu bileceğiz. Yeri gelince belki kötülüğü de beslemen gerekebilecek hocam. Mesela bazen öyle bir şey ki, kıskançlık çok kötü bir şey değildir. Sen ben ibret alıyorsan, imreniyorsan ve ben sende gördüklerimle ben de iyi bir şeyler yapmaya çalışıyorsam, bu kıskançlık da yeri gelir çok kötü bir şey değildir. Yani bazen onu da beslemek zorunda durumunda olduğumuz anlar olabilir. Çocuklara yönelik yine bir testler var. Onları anlatacağım. İşte bencillik, açgözlülük. Bencilliği ayrı başlık soracağım. Evet. İzleyenlerimizden de soru var ama lütfen müsaadenizle bir ismini okumayacağım. Çünkü birazdan engelleyeceğim sizi. Çok çok çirkin bir üslubu var. Şimdi öncelikle şimdi hocam bu konunun kitaplarını yazmış için diyor ki subliminal bir durum var orada stüdyoda. Hı. Burada subliminal bir mesaj veriyormuş hızlıca. Bana tabii kızıyor, sizlere değil. Beni hani demin bahsettiğim dizilerden dolayı bir şeylerin reklamını yapmakla suçluyor bir izleyicimiz. Ya şimdi ne yapayım ama şimdi mecburen bu konularla örnek verirken bütün dünyanın izlediği, işte kötü karakterlerin kullanıldığı vesaire. Bunlardan örnek vereceğim. Nereden örnek vereceğim? Yani bizim dizilerden mi vereyim? Hep aynı senaryolar, konaklarda geçen, böyle iyiler, kötü. Çok sıkıcı yani. Türk dizileri çok sıkıcı, açık söyleyeyim size. Burada nerede tutsam orada elimde kalacak. Yani konaktaki o mu kötülük yaptı, bu mu? Şimdi Beyza Hocam var burada. Hani, o şimdi üstüne alınmasın. Şöyle mi sorayım? Uğur Hocam, niye hep sarışın kadınlar kötü rolünde oluyor? Aşk olsun. Yani hani yani. Söz meclisten dışarı subliminal durum var. Şimdi yani o kadar basit düzeyde ki elbette bir şeyler soracağım. O yüzden yani lütfen kendinizi de alın ve gidin An ve Zaman'ı izlemeyin. Çünkü An ve Zaman'ı izleyicileri gerçekten burada o kadar çok soru varken hocalarımı bölmeyeyim diye çok keyifli, kaliteli, böyle vurucu sorular soruyorlar. Bu tür saçmalıklarla uğraşamayacağım. Hiçbir şeyin reklamını yapmıyorum. Subliminal bir durumda yok. Hepimiz açığız burada. Kesinlikle. Şimdi o örnekleri hocam verecek. Hocam latife yaptım tabii bu konuda. Lütfen alınmayın. Sözlerinizden dışarı. Doğal sarışın değilim. bunun örneklerini... 2014 yılında bir makale kalemi almıştık. Bir akademisyen arkadaşımla. Böyle Uluslararası Alan İndeksi güzel bir dergide yayınlandı. Böyle geniş bir örneklem kitlesiyle yapmıştık. Sosyal medyadaki iyi ve kötü davranışları irdelemiştik. Bunu lütfen dinleyenler şey prensibiyle de dinlesinler. Çoğu zaman yaptığımız kötülüklerin kötülük olduğu farkına varmıyoruz. Yazık ki bunun bir zaman sonra bir üslup haline gelip, yani o tekil davranışın bir tutum haline dönüştüğü durumlar yaşıyoruz ki işte sosyal medyaların algoritması derken söylediğim şey oydu. Aslında buradan bir mekanizma önerir tüm izleyicilerimize. Eğer bu sosyal medyaları çoklu kullanımla kullanıyorlarsa, bütün sosyal medyalarda aynı insanlar mı? Yani Instagram'da paylaştıkları üslubu Twitter'da sürdürüyorlar mı? Twitter'daki üslupları mesela LinkedIn'de yapabiliyorlar mı falan? Hayır. Buna temel ben prensip olarak, mesela. Evet, temel prensip olarak maskeler takılıyor o noktada. Bir baksınlar.
Ve şunu söyleyeyim, yani bizim araştırmamızdan yola çıkarak söyleyeceğim. Bakın, sosyal medya kullanımının kendisi zaten bir stres faktörü. Aslında genel olarak bakıldığında, 1700 kişi üzerinde yaptığımız bir araştırmaydı bu. Genel olarak bakıldığında sosyal medyaların gündelik hayatın estetiği anlamında, boş zaman etkinlikleri anlamında faydalı olmasını bekleriz ve faydalı olduğu durumlarda doğrusu söz konusu. Özellikle bilgiyi filtreleyebiliyorsanız sosyal medyalardan hızlıca dünyanın bir köşesindeki haberlere ulaşma imkanınız oluyor. Yakın çevredeki arkadaşlarınızın hayatıyla ilgili eğer lazımlıysa bilgiler alabiliyorsunuz. Ya da işte sadece kötülük konuşuyoruz ama iyiliğin çoğalması konusunda da pek çok farklı pratiği en son deprem örneğinde olduğu gibi görebiliyoruz. İnsanlar örgütleniyorlar, bir araya geliyorlar, yardım faaliyetleri yapıyorlar. Ama görülüyor ki araştırmada sosyal medya aynı zamanda bir stres unsuru halinde de. Yani kim kimi paylaştı, kim kimi takip etti, onu beğeniyorken beni beğenmedi mi, beni takip etmeyen yakın çevredeki grupta diğerini niye takip ediyor gibi acayip formatlarla ve bilginin yoğun akışının kendisi de bir stres faktörüdür. Bunun kortikal stres dediğimiz süren bir strese dönüştüğü araştırmada ortaya çıktı. Diğer taraftan sosyal medyanın tabii ki bir ruh hali var. Yani şöyle düşünün, sabahleyin kalkar kalkmaz ilk önce telefona sarılmayan acaba kaç kişi kaldı? Evet, evet. Doğru. Değil mi? Doğru. Hatta eğer bilgisayarla çalışıyorsa bir laptop veya masaüstü bilgisayar, dur ilk önce bilgisayarın tuşuna basayım, ben gidip elimi yüzümü yıkadıktan sonra döner bilgisayar o sırada açılmış olan insan modeli normalde insana ait olmayan bir sistemi tanımlıyoruz. İnsan tarihin hiçbir döneminde imal ettiği araçlarla aslında bakıldığında sosyal medyanın kendisi de hatta bilgisayar teknolojisinin kendisi veya şu gördüğümüz telefonla insanın imali sonucu ortaya çıkan bir şey. Yani taş devrinde biz taşları yontuyorduk ve yonttuğumuz taşlardan av malzemeleri haline getiriyorduk. O bizim o zamanki teknolojik formatımızda, gelişme düzeyimizde işte binlerce yıl içerisinde insanlar bunları üretebilir duruma geldi. Üretirken de beynin nöroesneklik prensibidir. Her üretimiyle birlikte beyin kendini tekrar tekrar yarattı. Ve yarattığı en son konum bu ama İlk yarattığı taşları oyan insanla şu telefonu kullanan arasında büyük bir uçurum olduğu için bu ruh haliyle başa çıkması insan için kolay bir şey değil. Diğer taraftan endişe faktörü. Paylaştığım içerik beğenilecek mi? Kaç like alacak? En görmesini istediğim insanlar bunu görecek mi? Acaba sosyal medyada takip ettiğim bir insanın mesela ve çok da hoşlaşmadığım belki bir insanın başarıları seni endişeye mi sürükleyecek? Aile ilişkileri, aklınıza ne geliyorsa sosyal medyanın bir endişe faktörü haline geldiğini tespit ettik. Ya da depresyonu çoğaltabileceğini gördük. Ya da uykuyla ilgili bir durum ki bununla uykunun zaten değil mi algoloji açısından uygun olmayan uyku koşullarının bu önceki saydığımız stres faktörlerine, endişeye, depresyona etkisini hepimiz biliyoruz. Kendisi zaten bir bağımlılık nesnesi. Tütün mamilleri gibi, alkol gibi, değil mi? Kazanç kayıplar gibi, kendisi bir bağımlılık nesnesi. Evet. Bugün beyaz ekran ortalaması, yani kullanma ortalaması, televizyonu, telefonu, işte eldeki pet cihazları falan düşündüğümüzde baya baya bir 4-4,5 saat ortalamalara çıkan bir şey bu, oran. Bu arada dünyanın da yaklaşık %43'ü sosyal medya kullanıyor. Yani yaklaşık 3,5 milyar sosyal medya kullanıcısından bahsediyoruz. Diğer taraftan öz saygı ve özgüvene etkisi. Buraya da ciddi ciddi etkide bulunduğunu görüyoruz. Ya da ilişkilerin düzenlenme biçimine ilişkin negatif faktörlerinde olduğunu görüyoruz. Bazı pozitif faktörler de var. Ya da imrenme durumu. Bende olanı diğerinde olmaması veya yani diğerinde olanın bende olmaması durumu imrenme, kıskançlık, sahiplik etkisi falan dediğimiz durumla insanı gerçekten bambaşka bir ruh haline sokabiliyor. Sosyal medyaların ortalamasında yalnızlığı bertaraf etmesi beklenebilir. Ama çoğunlukla yalnızlığın kendisi haline dönüştüğünü görüyoruz. Yani sonuç olarak bu konuda yapılan ve yapılacak olan daha çok araştırma var. Ama sosyal medyanın aynı insanın içindeki iyilik, kötülük gibi kendisinin bir takım iyilik ve kötülükleri, güvenlik risklerinde falan söz konusu edersek barındırdığını söyleyebiliriz. Burayı şununla bağlayacağım. Bu önemli. Hepimiz zaman zaman özellikle böyle hani kitaplar yazan, ne bileyim işte bir takım seminerler, konferanslar veren, televizyon programlarında konukluk yapan insanlar olarak olumlu, olumsuz geri bildirimlerle karşılaştığımız tabii ki belki her zaman oluyor. Bu bir vaka bizim için. Şimdi hep şöyle bakmak lazım. En azından ben kendi adıma öyle bakıyorum.
çok olumlu olan ve çok rafine olan bir takım davranış ve tutumlar, bana dair yapılan gelen geri bildirimler beni ayrıca şüpheye düşürüyor. Yani mutlaka gerçekçi söylediklerimde bulmadım. Tartışma unsuru olması gerek diye söylüyorum. Tartışılabilmeli diye düşünüyorum. Ya da olumsuzluklar, onları da başka bir başlık altında kendimce anlamlandırmaya çalışıyorum. Şimdi şu biraz önce saydığım stres, ruh hali, endişe, depresyon, uyku, o silsileyi bir kenara koyalım. Bunlar kaynaklı olan ve bunlara bazı maddeler de eklenebilir. İnsanların şu hale dönüştüğü bir durumla da karşı karşıyayız. Bu da ayrı bir vaka. Bakın, internette, sosyal medyalarda gramatik trollerle karşılaşıyoruz. Yani ki ben çok gayret ederim ama arada kaçabiliyor. Kaçmaması da lazım, onu da kabul ediyorum. Veya sosyal medyanın kendi dilini kullandığın zaman bir Nazi tavrıyla senin sözlerini, kelimelerini düzeltmeye çalışan insan, aynı insanların kendi paylaşımlarında şöyle bir 3-5 baktığında senin yaptığın hatanın misli misli hata yaptığını görüyorsun. Biz bunlara kabaca gramatik troller diyelim. Trolleri sınıflandırıyorum. Bir diğer troll biçimi homofobik troller. Yani insanların cinsel tercihleriyle ilgili hızlıca sadece orayı takip eden troller. Değil mi? Bu da kimliğe ilişkin çok önemli bir unsur. Bu troll biçimlerini görebiliyorsun. Ya da din ve ahlak polislerini görüyorsun. Şimdi mesela biraz önce bir cümle kullandı Beyza. Dedi ki yani işte kelime Tanrı ama açıklamak zorunda hissetti onu. Ama aslında işte Allah veya siz ona ne diyorsanız falan. Bakın buradaki bu programı izleyen veya çeşitli programı izleyen insanlar farklı inanç veya inançsızlık prensiplerine dayanıyor olabilirler. Bu sıfatı kullanırken insanlar kendi inanç ve kelime kullanımı, yani morfoloji kullanımını ona göre belirledikleri için aslında orada konuşmacının bir duyarlılığı söz konusu. Yoksa hani kendisinin inancını biz işte hadislerden ver diyor örnekle anlıyoruz. Ki anlamak da zorunda değiliz. Peşinde koşan şey o değil. Değil mi? Ama bunun peşinde koşan din ve ahlak polislerini görüyoruz. Bir başka troll biçimi ironi anlama özürlü troller. Şimdi biz aslında kodlamalarla konuşuyoruz. Özellikle Türkçe gibi çok elastik bir dille konuşuyorsan bazı söylediğin kelimelerin ve cümlelerin ki o yüzden ben mesela emojilerin yardımına çok başvurdum. Bakın bu söylediğim şey aslında komik ve alaycı bir şey. Evet. Bunu anlayın diye. Biliyorsun sen takip ediyorsun benim Instagram postlarımı. Çünkü gerçekten insanların kodlamakta zorluk çekti. Ha ben inanamayabiliyorum. Hadi canım yani bunun espri olduğu çok belli. Gerçekten anlaşılmadı mı diyebiliyorum ama anlaşılmadığı durumlarla karşı karşıya geliyoruz. Bunların trolleri de pekçe var. İroni anlama özürlü troller. Bir taraftan agresif troller var. Bunlar her daim kızgın. Ve herkese kızgınlar. Dünyaya kızgınlar. Evet. Bence en çok kendilerine kızgınlar. Evet. Sürekli kızıyorlar. Sürekli kızıyorlar. Her şeye kızıyorlar. Mesela bu programda biraz önce buna kızan herhangi biri hemen zapping yapıp bir başka programda başka bir şeye kızıyor bence. Hemen bir başka programa geçip başka bir şeye kızıyor. Sonra dönüyor eğer çocuğu varsa orada ona kızıp sonra tekrar programa dönüp internetten kızıyor. Aslında bakıldığında bu internetteki etkileşimsiz programcıların biz konuklarının ortalamasında istediği bir şey. Bu da sebebi de temelde ya etkileşim içerisinde olan insanlar sorsunlar cevap versin. İnşallah hani bizi izleyenlerle bir bağ kurmuşuzdur. Evet. Bu eleştiri de olabilir. Geri bildirim alır düzeltiriz kavramıyla bakıyoruz ama yani herhalde kimsenin de internetin başına geçip de hani sağa sola dalalım prensibiyle bizi takip etmesini temel olarak istemiyoruz. İşte kesinlikle. Bir başka troll, birkaç maddede bunu toplayayım. Önemli çünkü bu konu. Evet. Fanatik politik troller var. İşte bu fanatik politik troller. Üst başlık ne olursa olsun. Şiddetin her türü, deprem, yani doğal felaketler, ülkede alınan verilen bir takım kararlar, dünya siyasetine ilişkin veya spora ilişkin herhangi bir konuda fanatik ve politik oldukları için bakın bu ikisi birlikte gelişiyor. Aslında tüm prensipleri o politik görüşleri doğrultusunda mesajlar vermek. Üst başlığın ne olduğunu çok önemi yok. Yani futbolda X takım, Y takım hakem mekanizmasından tutun endüstriyel futbola, öbür tarafta siyasete nasıl olsa tabiri caizse danılacak pek çok mesele bulunur hareket ettiği. Bir taraftan profesyonel troller var. Bunlar maaşlı, çeşitli yapılar için çalışan profesyonel troller var. Onlar da gerçekten hani mesleki formasyon olarak bunu gerçekleştiriyorlar. Aralarında en anlayabildiklerim onlar. Yani sonuçta mesleki formasyon bu. Bir taraftan stalker troller var. Bunlar bir programda yakaladıkları arkadaşı mesela veya bir yerde yakaladıkları illa program olması
gerekmiyor. Çeşitli paylaşımlarında stalk diye bir tabir var ya da işte dolaşmak, gezinmek falan. Gezinerek troll yapan tipler. Görüyorsun mesela tekrar yazıyor, tekrar yazıyor, tekrar yazıyor. Instagram'da buluyor yazıyor. LinkedIn'de altına yazıyor. YouTube'da bir programın altına yazıyor. Yetmedi ekşi sözlüğe gidiyor. Bayağı stalker. Yani seni hiçbir yerde rahat bırakmıyor. Bayağı enteresan bir durum. Diğer taraftan ergen troller var. Bunlar belli bir yaş grubuna haiz. Eskaza sizle denk geldilerse tam o ergen başlığı altında görebileceğimiz bir takım tutum ve davranışları sergiliyorlar. Diğer taraftan paylaşımcı troller var. O troller sadece trollük yapmakla yetinmiyorlar. Kendilerine küçük bir kabile grup oluşturmak istiyorlar. Yani diğer trolleri de işin içine katılıp hadi hep birlikte vuralım mantığıyla çalışan hocam, troller. Hocam harika gidiyor ama bir dakikamız var. Öyle mi? Bir dakika varsa trolleri bitirerek bitireyim. Tamam hemen uygun hocam mu? O zaman uygun. Negatif troller var. Bunlar zaten negatif insanlar. Yalancı troller var. Bunlar çeşitli trolliklerini istatistik bilgilerle veya çeşitli olaylara kendileri kılıf uydurarak açıklayan troller. Bir de duyarlı troller var. Onlar her şeye duyarlılar bu arada. Yani konu başlığı söz konusu olmaksızın. Bir de ilgi bağımlısı troller var. O da trollük yaptıktan sonra açıkçası bir etkileşim beklentisiyle evet. hareket ediyorlar. Gör beni. Böylece çok tatlı tatlı zannedersem troll başlıklarını çok güzel sıralamış oldu. Oldum. Çok açıklayıcı oldu. Sağ olun. Aynen öyle ve bunların hepsiyle de sosyal medyada bir şekilde ve amaçlarının bu olduğunu da görerek yani farkında olarak hepimiz karşılaşıyoruz. Tabii sadece kendilerinden haberdar değiller. Evet, aynı. En önemli olan en önemli noktası trollük yaptıklarından haberdar değiller. Kesinlikle. Böylelikle de çiçek, böcek, dünya falan iyi olalım değil mi? Kesinlikle. Şimdi izleyicilerimiz soruyor şu bencillik olayı. Korku ve kötülük arasındaki ilişki. Üçüncü bölümümüzde de biraz bu tarafa bakalım. Ve özellikle kötülük, iyilik ve şiddet kavramı. Çok muhatap olduğumuz bir kavram. İzleyenlerimizi bir de kameramız açılarını buraya çevirmek istiyorum. Kısa bir aradan sonra. Şimdi kısa bir ara. Aradan sonra tekrar iyilik ve kötülüğü konuşmaya devam edelim. Evet değerli izleyenler, an ve zaman kaldığı yerden devam ediyor. Üçüncü ve son bölümümüzde de karşınızdayız. İyilik ve kötülüğü konuşuyoruz her yönüyle Profesör Doktor Uğur Batı ve Doktor Beyza Toksoy ile. Şimdi araya gitmeden önce Uğur Hocam bize trollerin çeşidini karşılaştığımız ve nedenleriyle anlattı ve çok güzel bir ifade kullandı. Dedi ki aslında bunlar belli konu başlıklarına daha algıda seçicilikle geliyorlar ama en önemli şey ki %100 katılıyorum. Kendilerinin farkında değiller dedi. Burası çok önemli. Şimdi tabii izleyenlerimiz, bazı izleyicilerimiz gibi de izleyenlerimizin geneli konuyla ilgili harika sorular soruyor. Kusura bakmayın hepsini yansıtamıyorum ama sizlerin izni olursa birkaç tane hem soru. Mesela İrfan Bey Köln'den bize yazıyor. Programımızı kaçırmıyor. O yüzden pozitif ayrımcılık yapıp İrfan Bey hem selam gönderiyorum Köln'e hem de sorusunu okumak istiyorum. Diyor ki hocam hepimizin bildiği sen de mi Brutus diye ezberlediğimiz vakadan yola çıkarsak sinsilikte bir kötülük müdür diyor. Mustafa Dalkıran düşman düşmana bence ancak kötülük borçludur. Ona düşen de budur diyor. Size bir soru var. Filminiz mi söylemeyeyim? Film izlediniz mi diyor. Siz daha sonra bakarsınız. Alev Hanım diyor ki iyi dediğimiz insanlar günümüzde o fırsatı yakalayamayanlar. İnsan türünün nasıl bir şey olduğunu bildiğimiz için bu dini anlatılarda da var. Fesat çıkaran, kan döken, insanların kötücül tarafı çabuk baskılanan bir yerdedir diyor. Evet mukaddes metinlerimize baktığımız zaman da Habil ve Kabil kıssasından da aslında kötülüğün daha Hazreti Adem devrinde de nasıl başladığına dair bize bir işaret var. Yine Alev Hanım diyor ki Robin Hood estetize edilmiş bir kötülük değil midir? Evet bu da ilginç bir yaklaşım. Can Güray kötülük sadece nereden baktığınla ilgilidir diyor. Ercan Bayır kötülük ve iyiliğin etik ve ahlakla ilgisi var mı diyor. Ercan Bey'e de çok selam yolluyoruz. Ercan Bayır kendisi bizim kadrolu izleyicilerimizden. Kütahya'ya buradan selamlar. Çok seviyoruz kendisini. Ercan Bey bize leblebi gönderecekmiş evet, bu arada. Gönderirse biz de teşekkür ederiz. Kendisine evrensel insani değerler ve ahlaken yetiştirmiş insanlar kötülük yapabilir mi? Bir de bu var. Çok şaşırıyor insanlar. Aa, çok eğitimli insan ama nasıl bunu yapabildi diye o doğruya dikkat çekiyor. Özlem Hanım, Özlem Kurtuluş sosyal medya kötülerini nasıl çözeriz demiş. Tam da hocam zaten anlattı onu. Yine izleyicilerimizden Sedat Bozkurt diyor ki
Bencilliğin başladığı yerde kötülük başlar. Bencillik eşittir kötülüktür diyor. Tam bunun üzerine soru soracağım. Ahmet Balli de diyor ki çıkarları gözetmektir. O minvaldeydi, not almışım buraya. Kötülüktür diyor, her Türk asker doğar ismiyle. Yaşlıların daha bencil olduğunu görüyorum. Neden acaba diyor, enteresan. Gençlerin saygısızlığından bahsediyoruz ama yaşlılar da değişiyor diyor. Aynur Hanım, insani değerlerimizi kaybediyoruz diyor. Şimdi buna bakarsak. Özellikle bencillik noktasında. Şimdi şöyle bir değerlendirme hocam. Bencillik eşittir kötülük. Ama Max Steiner bize diyor ki eğer erdemli olsaydık hala mağaralarda yaşıyorduk. Bugün uygarlığı kuran ne varsa diyor aslında bencil olmamızdır diyor. Bencil olmasaydık ne bir iş kurardık, işte efendime söyleyeyim ne bir tarlanın etrafını çevirip orayı ekip biçerdik, ne kariyer yapmaya çalışıyorduk. Bu da bambaşka bir bakış açısı. Acaba bencilliğin İyilik ve kötülükle nasıl bir bağlantısı var? Biz ne diyebiliriz bu konuda? Bencillik kötülük mü? Şimdi şöyle söyleyeyim. Çocuklarımız 3 yaşından itibaren bakıyoruz. Biz öğretmesek de bencil olmaya başlıyorlar. Senin işin var ama anne gel oynayalım diyor. Ya da bakıyorsun menfaati için yalan söylemeye başlıyor. Ama sen öğretmemişsin bunu. Ya da aç gözlü olmaya başlıyor. Bir misafirliğe gidiyorsun. Ben 5 tane kek yiyeceğim diyor. Ben böyle büyütmedim diyorsun. Çünkü biz çocukları işte hep o iyilik ve kötülüğü ayırıyoruz ya. Hayır, işte düzgün çocuklar bencil olmaz. Düzgün çocuklar aç gözlü olmaz. Düzgün çocuklar yalan söylemez diye büyüttüğümüz zaman onlar o duygularını baskılıyorlar. Ve ileride bunlar kötülük olarak, o noktada bencillik kötülük olarak karşımıza çıkıyor. Halbuki bizim ebeveynler olarak şunu görebilmemiz ve söyleyebilmemiz lazım çocuklarımıza da. Ya bencillik belki de yeri geldiğinde, büyüdüğünde, örneğin sosyal hayatta, mesleki hayatında meslektaşlarıyla araya biraz mesafe koyabilmesi adına faydalı olabilir. Ya da açgözlülük biraz para biriktirmek adına faydalı olabilir. Ya da çocuğun yalan söylemesi, siz evde yokken çocuğunuz gelen bir telefona, işte bir internet dolandırıcısına, bir banka dolandırıcısına gerçek adını söylemeyip yalan bir isim söyleyerek ya da ben 14 yaşında değilim, işte bu evde 45 yaşındayım diyerek yalan söylemesi menfaatine olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden... Salt değerlendirmemek. Evet, bencilliği de, açgözlülüğü de, yalancılığı da salt değerlendirmemek gerekiyor. Bununla ilgili çok kısa bir hikaye var, onu paylaşmak istiyorum. Günün birinde hükümdarın biri habercilerinden birini çağırıyor ve diyor ki bana git diyor, dünyadaki diyor en kötü şeyi bul getir diyor. Haberci gidiyor, birkaç gün sonra geri geliyor, eli boş. Hükümdar kızıyor, ne oldu, ne getirdin diyor. Hükümdara dilini uzatıyor. Hükümdar kızıyor, ne yapıyorsun? Efendim diyor, bu dünyadaki en kötü şey benim dilimdir diyor. Çünkü bununla kötü konuşurum, yalan söylerim, yalan yanlış tatlarla beslenebilirim dilimin tadıyla. En kötü şey benim dilimdir diyor. Hükümdar yine bu sefer habercisini git dünyadaki en iyi şeyi bul getir bana diyor. Yine haberci gidiyor, birkaç gün sonra geliyor. Yine eli boş geliyor. Yine hükümdar kızıyor ne getirdin diye. Yine haberci dilini uzatıyor. Hükümdarım diyor dünyadaki en iyi şey benim dilimdir diyor. Çünkü ben dilimle Tanrımı zikrederim. Dilimle aşkımı ifade ederim. Dilimle güzel sözler söylerim. Dilimle güzel tatlar alırım diyor. Yani çok güzel bir hikayedir bu. Neyi, nerede, ne şekilde kullanacağımızı biliyorsak ve yönetebiliyorsak hepsinin faydası var. Evet, çünkü zaten doğamız gereği bencil değil miyiz? Yani soluk almamız bile bir bencillik ya da hayatımız tehlikeye girdiğimiz zaman değil mi hocam? Hemen kendimizi düşünmek. Aslında böyle bir hal değil mi? Yanlış ben katılmıyorum. Steiner'in sözüne de katılmıyorum. Ben aksine diyorum ki bakın tür olarak insan ırkına bir bakalım. İnsan türüne bakalım. Kürkü yok, pençesi yok. Av ve avcısıyla karşılaştığı zaman son derece zayıf bir yaratılmış aslında. Yani işte mukaddes metinlerde de insan zayıf olarak yaratılmıştır derken her nevi zayıflığa da işaret ediyor. Yani bugün insanın bırak yırtıcılarla mücadele etmesini farklı doğa koşullarında doğaya adaptasyonu muhteşem olan kendisinden fiziksel olarak çok küçük varlıkların bile hayatta kaldığı koşullarda hayatta kalmasının imkanı yok. Yani Ocak ayının ortasında bir insanı al
İşte Kaz Dağları'nın tepesine çıkart, karın ortasına koy ve hayatta kalmasını bekle. İnsanın yapabileceği tek şey beynini kullanarak, yol iz sürerek sosyalleşmenin ve yaşamın olduğu bir kaynağa doğru evrilerek hayatta kalmaya çalışır. Belgesellerde falan hani bir takım hayatta kalma ustaları vardır ama evet. Bizim gibi şehir yaşamında ve böyle bir pratiği olmayan hayatta kalma, survivor pratiği olmayan insanların hayatta kal, 3 gün bile hayatta kalmasının mümkünatı yok. O zaman biz nasıl oldu da bu on binlerce yıl içerisinde uluslar kurduk, kentler kurduk, adalet sistemleri, devletler kurduk, yapay zekalarla, algoritmalarla, sensörlerle, robotiklerle çalışmaya başladık. Bunu insan sadece bir arada kalarak başardı. Bencillikle değil, bir arada kalarak başardı. Yani Steiner'ın tam tersini. Tam tersini diyorum. Ve diyorum ki bakın, insanın türünü biz bugünkü bilimsel bilginin gelişmişlik silsilesinde, çevresinde yaklaşık 350 bin yıl öncesine götürebiliyoruz. Afrika'da Rift Vadisi, Orta Afrika civarında, Fas'ın sağı solu gibi düşünün, yükselmiş. Hatta hala Ay'dan bakıldığında ilk astronot dünyanın bir yarası vardır der. Suriye'den denize dökülen büyük bir yarıktır o. O yarıkta Neandertaller yarın sol tarafında, insan türü sağ tarafında. Neandertaller büyük ve sosyalleşmemiş varlıklar olduğu için aslında insanlara yenik düşmüş. Aslında insanların şekillendirdiği doğaya yenik düşmüş gibi düşünebiliriz. İnsan türünü de 10 kişilik, 20 kişilik gruplar halinde Run, Lola Run diye bir film vardır hatırlarsanız. Lola ancak kaçarak hayatta kalır. Sürekli hareket halinde hayatta kalmaya çalışan bir tür olarak düşünün. Şimdi hepimizin aklına şöyle bir şey gelir. Herhalde mağaralarda saklanıyoruz. Yok öyle bir şey. Mağaralar senden fiziksel olarak daha irice ve yırtıcı varlıklar, hayvanlar tarafından kapatılmış durumda. Onların evi. Senin yapman gereken tek şey tehlikeleri bertaraf etmek için sürekli hareket halinde olmak ve aynı zamanda da bir arada kalarak yeme ve içme kaynaklarına ulaşabilmek. Güvenliğini de bir arada kalarak sağlıyor. Bunu biz binlerce yıl öncesinin insanların iskelet sistemlerinde görüyoruz. Kas sistemleri daha uzun, dizden aşağı veya işte pişirme henüz olmadığı için daha güçlü çene yapılarına ve daha ileri çıkık çene yapılarına ve daha keskin ve güçlü dişlere sahip. Aslında baktığınızda formu tamamen bize benzemesine rağmen bu farklılıklarla ölü bir takım insan kalıntılarından, fosillerden biliyoruz, çalışmalardan biliyoruz. İnsan yani bir nevi birlikte kalarak hayatta kaldı. Üstelik bununla yetinmedi. Şu anki kurduğu ve doğayı tekrar şekillendirdi. Bu forma ulaştı. O yüzden bencillik dediğimiz şey aslında insanın bireysel olarak ve toplumsal olarak sonu bertaraf edilmesi, yok olması anlamına geliyor. Şunu söylemek mümkün. Bundan binlerce yıl önce bencil davranan insanlar bu masada oturmuyor. Yani ataları bencil davranan insanlar bu masada oturmuyor. Çünkü onlar soylarını devam ettiremedi. Çok net. Bencil davranan insanlar soylarını devam ettiremedi. İnsanlar bu fiziksel olarak zayıf yaratılmışlıklarını beyne bağlı imal yeteneği, ki aslında biz ona ellere bağlı diyoruz. Ellerle insana imal yeteneğini, beyin bir kumanda merkezi, teknolojiler üreterek hayatta kalmayı başardık. Bir tür telafi bu da. Telafi ama hep birlikte kalarak bunu başardık. İnsanlık ne zaman birlikte kalmayı başaramıyor? İşte o zaman dünyanın yaşam evresinin döngüsünün sonuna geldiğini düşünmemiz, konuşmamız gereken zamanlar geliyor. İnsanların birlikte kalmamasını sadece bir arada aynı toplumlarda, topraklarda nefes alması olarak değerlendirmeyin. Bugün dünyadaki bütün eşitsizliklere bakın. Savaşlara, tecessüs, zan, iftiraya, tümüne bakın. Toplumların bir kısmının çok müreffeh yükselmiş merkez ülkelerin siyasi olarak güçlü ve silah gücü olarak çok güçlü olma durumlarına bakın. Diğer taraftan dünyada üretilen zenginliğin belki %1'iyle ayakta kalmaya çalışan milyarlarca insana bakın. Bu da dünyanın birlikte olamamasının sonucudur. Belki o yüzden dünyanın geleceği konusundaki o distopik, biraz daha kötümser düşüncelerin hakim olduğu durumlar yaşıyoruz. İnsanlar çok bencil oldukları için yarattıkları teknolojinin aynı zamanda da kurbanı hale geldi. Yani bencillik dediğiniz şey, işte bugün koronavirüsü tartışılıyor değil mi? İşte nereden çıktı, hatta biyolojik silah olup olmadığı konusunda görüşler var. Bir takım komplo teorileri etrafta dolaşılıyor. Aslında bilinenden çok daha fazla sayıda ölü olduğu, ilgili eyaletin
aslında karantina altına alındığını değil mi okuyoruz? İşte Stephen Hawking'in de ölmeden önce son kötümser görüşlerinden biri dünyanın sonunu belki intoksik organizmalar getirecek. Sadece biyolojik silahlar değil, insan yaratımının sonucu olan ve bencilliğinin sorumlusu olan bir takım yaratımlar ya doğa felaketleri yoluyla insan türünün sonunu getirecek ya işte bu intoksik organizmalar, virüsler, bakteriler aracılığıyla sonunu getirecek ya da yarattıkları algoritmalar mesela bütün finans teknolojileri ve ona bağlı bütün unsurlar çökeceği için dünyadaki düzen sistem tamamen kaosa doğru evrilecek ve dünyanın sonu gelecek gibi çeşitli çıkarımlar aslında hep insanın bencil olma etkisine dayanıyor. O yüzden tam aksine insanlar bencil olduğu zaman ve bu kolektif bir bilinç haline geldiği zaman türün devamlılığı konusunda sorunlarla baş başa kalmıştır. Tam tersidir yani. Bu evet çok akla yatkın. Yani tabii. İnsanın bu zayıflığını gerçekten bencilliğini aşarak devam ettirmesi bu önemli ve artı bunu da hocam sizin de söylediğiniz gibi bağlamında kullanması, siyah beyaz değil gri alanların da olması bu açıdan önemli. Şimdi tabii son bölüm soracağım başlıklar var. İzleyenlerimizden de bir de şey geliyor böyle daha serzenişle hani bizim kültürümüzü konuştuk ya birazcık acıya yatkınız. Acıyı seviyoruz o açıdan. Mesela bir izleyicimiz diyor ki insanın yaratılışı bencillik, toplumun algısı ise birinin işine yaramıyorsan bencilsin. Fark var diyor Emre Olgun. Okan Bey, Okan Sertcan, bazı insanların doğasında var. İyilik yaptım, her insandan kötülük geldi, artık insanlara güvenmiyorum diyor. Bu da bir beklentinin sonucudur. Değil mi? Ya öyle evet olmaması lazım. Yine bir söz var. İyiliğe iyilik her kişinin kârıdır. Kötülüğe iyilik her kişinin kârıdır. He. Çok severim bu sözü. Yani kötülük de olsa iyilik yapmaya devam etmek gerekiyor. Haksız olduğunu söylemiyorum izleyicimizin. Bu duygular içerisinde biz de zaman zaman kalıyoruz ama temelde iyilik, paylaşım ve etkileşim diyeyim, katılımcılık diyeyim insanların birbiriyle sonucunun kendimiz adına bir beklenti olmaması da bu işin yürümesinin temel prensibidir. Demin söylediğinize Aşkı Tuş Baban'dan bir izleyicimiz teşekkür ediyor. Çok enfes program oluyor diyor. O da bir ayet paylaşmış dediğinizi bağlamında. Çünkü nefis ısrarla kötülüğü emreder, kötülükte rehberlik eder. Yani nefis eşittir bencillik evet. Değil mi? Hep nefsime uydum deriz. Evet aynen öyle bu... Steiner kafamı kurcalıyordu. Çok dehşet bir açıklama getirdiniz hocam. Gerçekten antropolojik olarak bu böyle. Teşekkür ediyorum. Şimdi o zaman şunu sorayım. Hızlı hızlı ardı ardına gireyim. Şimdi madem hocam kötülüğe de iyilik etmek lazım, iyiliğe de iyilik etmek lazım. Pek çok ahlak öğretileri, her inanç bunu söyler, her peygamber bunu söyler. Pek çok Steiner dışındaki hani daha böyle pozitif filozoflar da bunu söyler. O zaman şöyle, iyilik yarar getirir mi? Niye iyi olmak zorundayız? Yani ve iyiliğin karşılığında yarar beklemek ya da yarar görme düşüncesinde olmak beklenirse iyilik iyilik olur mu gibi böyle karmaşık bir soru sordum. Ben de karıştırdım farkındayım. Evet çok karıştırdınız ama toparlayabilecek güçteyim. Şimdi menfaatsiz iyilik olması gerekiyor ama menfaatsiz bir iyilik yok aslında. Hepimizin yaptığı iyilikte bir çıkar var. Bu dünya için bir çıkar sağlamıyorsak, benim sizden maddi manevi bir çıkarım yoksa bir şeyler yapıyorum. Öbür dünya için bir çıkarım var neticede. Şimdi simbiyotik ilişkiler var. Buna köpek balıklarına çok güzel örnek verebilirim. Köpek balıkları dişlerini fırçalayan küçük balıkların hiçbirini yemiyor. Timsahlar da yapıyor. Timsahlar da öyle. Yani ağzının içine girse dahi köpek balığı o küçük balığı yemiyor çünkü dişini fırçalıyor. Yani bir menfaat ilişkisi her zaman var. Bir de mutlu olmak zorunda mıyız diyorsunuz. Mutlu olmak zorundayız. Çünkü İyilik sosyal yaptığımız her zaman mutlulukla karşılaşacağız mı yani? Kesinlikle öyle. Çünkü sosyal varlıklarız. Süper egolarımızla yaşayan varlıklarız. O yüzden iyilik yapmak zorundayız ve iyiliğin mutlulukla çok sıkı bir ilişkisi olduğuna inanıyorum. Hatta Harvard Üniversitesi'nde yapılan bununla ilgili bir test var. Ondan bahsedeyim isterseniz biraz. Hala da devam ediyor. 1938 yılından bu yana yapılmış bir test. 700'ün üzerinde insan doğumdan ölüme kadar takip ediliyor.
Ölenler var, hatta 17 kişisi sanıyorum şu anda 90 küsur yaşında ve yaşamaya devam ediyor. Ve bunların bütün hayatları gözlem altına tutuluyor. Ve bakıldığı zaman Harvard Üniversitesi'nin çıkardığı sonuç şu: iyi sosyal ilişkiler kuruyorsan, iyilik yapıyorsan eşittir mutluluk. Yani mutlulukla iyiliğin inanılmaz derecede birbiriyle eşit, birbirini bağdaştıran bir sonucu olduğu hala da şu anda dediğim gibi 90 küsur yaşında olan, 38 yılında başlamış bu deney devam ediyor. Yani iyi olmak zorundayız. İyilik eşittir mutluluk. Peki mutlu olmasak hala iyi olabilir miyiz? Olmalı mıyız? İyi olmak zorundayız. Sosyal varlıklara. Çünkü bakın şimdi kimse kendinizi gıdıklayabilir misiniz? Gıdıklayamazsınız. Yani benim çok hoş olmaz herhalde. Yani benim sizi gıdıklayan her şey karşılıklı. Evet. Ben iyilik yaparsam iyilik alacağım. Ben size mutluluk verirsem sizden mutluluk alacağım. O yüzden şart diye düşünüyorum ben. Şart diye. Peki. Şimdi hocam Sefer Darıcı, selam söylüyoruz kıymetli hocama, bir sorusu var. Sefer hocama önemsiyorum. Onun sorusunu kesinlikle da araya koymak istiyorum. Diyor ki Sefer hocam, kötülüğün kaynağı nedir? Eğer özgür irade varsa kaynağı insan mıdır diyor. Kötülük programı, kötülük problemi bağlamında konuklarımız değerlendirebilir mi? İyi yayınlar, selamlar diyor. Biz de selam gönderiyoruz. Kaynağı ne o zaman bu kötülüğün? Hani gerçi şeyi de konuştuk. Star Wars'ta da yine subliminal mesaj mı veriyorum acaba? Çok reklam aldınız bugün hocam. bu bağlamda kötülük kaynağı sadece iyiliğin olmaması mıdır? Yani karanlık nedir? İşte ışığın olmadığı yerdir gibi bir değerlendirme yapabilir miyiz? Yani bir de dedik ya, çaba gerektirmeden bir bırakmaktır kötülük. İyilik çaba gerektirir. Kaynağı nasıl tespit edebiliriz? Ya şöyle söyleyeyim. Aslında iyilik ve kötülük, evet, her yerde kol geziyor. Bazen zaman bir şeyi iyi ya da kötü olarak da gösterebiliyor. Yani konjüktürellik her daim söz konusu. Tarihsel perspektifte de bakmak gerekiyor. Sefer hocam güzel ve karıştırıcı bir soru sormuş. Özgür iradeyi de özellikle sormuş. kendisiyle de uzun zamandır program yapmıyoruz. İnşallah denk geliriz. Şimdi özgür irade konusunda aslında karar bilimi alanında pek çok araştırma söz konusu. Bunların en önemlilerinden bir tanesi Kaliforniya Üniversitesi'nin nörofizyologlarından Benjamin Libet'in yaklaşık 27 yıl devam ettirdiği çok geniş bir örnekleme yayılmış olan meşhur Libet deneyleri. O deneylerin sonucunda enteresan bir şey ortaya çıkıyor. Daha sonra bunu çeşitli fMRI cihazlarında, yani beyin görüntüleme cihazlarında, çeşitli EEG, yine başka bir beyin görüntüleme cihazında tekrar eden deneylerde insanların özgür iradeye sahip olup olmadığı konusunda belli çalışmalar mevcut. Benjamin Libet'in deneyinde bir baş parmak metaforu var. Aslında şu ortaya çıkıyor. İşte katılımcılardan baş parmağını kaldırmaları isteniyor. Sonuçta ortaya çıkıyor ki katılımcılar baş parmağını kaldırmadan yaklaşık 0.5 saniye önce o baş parmağı kaldırmaya karar vermiş oluyorlar. Yani aslında biz karar vermeden 0.5 saniye önce kararı bizim adımıza biri vermiş oluyor gibi düşünün bunu. Sonra beyin olağanüstü bir PR çalışması yapıyor, öyle söyleyelim. Çeşitli işte o nörotransmitter dediğimiz o kimyasallar aracılığıyla kişiye geçmişte yaşadığı hissini kaybettiriyor. Ve aslında kararı o an vermiş gibi oluyorsunuz. Bu genel olarak kabul görmüş özgür irade konusunda en önemli çalışmalardan biri. Bu daha sonra 6 saniyeye çıkaran oldu, 7 saniyeye çıkaran oldu. Bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığımız konusunda belli çalışmalar ortaya çıktı. Aslında bakın şunu söylemek gerekiyor. Bu tür araştırmaları yorumlarken lütfen bilimsel bilginin o kolektif, tekrarlanabilir skorlarla doğrulandığı ve yanlışlandığı biçimlere bakıyor olmamız lazım. Zaman zaman televizyon programlarında katılımcı arkadaşlarımızdan da ben bunu duyuyorum ve her seferinde uyarma ihtiyacı hissediyorum. Bir tane akademik çalışma alınıyor. O çalışmada bir skor bulunmuş oluyor. Mesela siz karar vermeden 7 saniye önce kararı vermiş oluyorsunuz. Ve sanki bu genel bir durum, özgür irade yoktur, bu araştırmayla bu bitti şeklinde bir tavra giriliyor. Bilim felsefesi açısından aykırı bir durum bu. Bunun tekrarlanabilir deneylerde kendisini göstermesi gerekiyor sonucun. O yüzden Benjamin Libet'in çalışması çok uzun yıllara dayandığı ve çoklu deneylerde tekrarlandığı için önemli ve ben genellikle orayı söz konusu ederim. Ama şunu söylemek mümkün. Bu biraz kararın yapısallığına ilişkin bir şey.
Yani nörobilimsel bir bakış açısı. Bu konuda karar bilimi diyor ki istediğinizi yapabilirsiniz ama istediğinizi istemekte özgür değilsiniz gibi bir yaklaşımı var. O da işte toplumdaki özellikle kitle iletişim araçları, devletlerin ideolojik aygıtları, sermaye kapital gibi üst yapı ilişkileri tarafından biz insanlarda kurulan manipülatif bir takım anlam oluşturucuların etkisi var. Tüketim mekanizmaları bunlardan biri, popüler kültür bunlardan biri, kitle kültürünü bunlardan biri olarak saymak gerekiyor. Sahiplik ilişkisi bunlardan biri. Reklamların dili. Reklamlar dili bunlar en önemli anlam oluşturucularından biri. Sürekli olarak manipülasyona tabi tutulduğumuz için aslında kapitalizmin işleyiş süreci buna dayanır. Ya düşün, manipülatif süreçler söz konusu olmasa kapitalizmin yaşamasının temel sebebi olan üretim-tüketim ilişkilerinin darmadağın olduğu bir durum yaşarız en basit prensiple. Bugün bir popçu çıkıp veya bir işte model oyuncu çokça duyduğumuz için oradan örnek veriyorum. 300 çift ayakkabıya sahip olduğu için mesela büyük bir gururla ben ayakkabıları çok severim, 300 çift ayakkabım var diyebiliyor. Halbuki insan eskaza 300 çift ayakkabıya sahip olsa bunu marazi hastalıklı bir tutum olarak düşünüp bunu saklaması gerekir. Yani bir insan niye 300 çift ayakkabısı olsun? Ama kapitalizm öyle anlamlar silsilesi oluşturmuş ki, anlamlar oluşturmuş ki bizim için. Onun 300 çift ayakkabıya sahip olması onu kıskanılır. Temaşa, yani gösteri toplumunun bir parçası olarak başarılı olmuş ki bu paraları harcamaya da bir şekilde şansı var gibi garip bir durum oluşturmuş durumda. O yüzden o manipülasyon mekanizmaları her yerde çalışıyor. Sanatta, sinema endüstrisinde işte. Bu da söz konusu özgür iradeyi biraz örseleyen bir durum. İşte söylediğin cümlenin sonucunu buraya bağlayacağım. Evet. Yani istediğini isteyebilirsin ama neyi istediğin konusunda özgür olamazsın. Evet. Çünkü sana sınırlı bir takım kalıplar içerisinde anlamlar oluştuğu için, yani anlamlar senin için oluşturulduğu için zaten o kalıplar içerisinde davranma eğiliminde oluyorsun. Sakın kimse bunun kurbanı olduğunu düşünmesin. Anlamlar kapitalizm içerisinde sürekli hareket halindedir. Bakın, yüzyılın başında erkekler pembe, kadınlar mavi giyiyordu. Değil mi? Bu bir anlam oluşumu ve tüketim mekanizmaları bunu belirledi. Bugün baktığında inanılmaz bir şey. Nasıl yani, erkekler pembe mi giyiyordu? Ya da söz konusu meşrubat şirketi onu kullanmaya başlayana kadar Noel Baba yeşil renkliydi. Evet. Yeşil renkliydi. Ya da çok bildiğimiz o Nasrettin Hoca imgesini, sakallı, elma yanaklı imgesini, daha bugün konuştum hocayla. Yalçın Gökçebağ çok Türkiye'nin önemli ressamlarından biridir. İlk kez bir sergi aracılığıyla 13 parça eserde Nasrettin Hoca'yı figüratif olarak çizdikleri için o yeşil kaftanlı, o çok gördüğümüz, her yerde gördüğümüz Nasrettin Hoca ondan sonra böyle resmedildi. Bakın, oluşturulan bizim için imgeler veya kadın beden algısı, yani 19. yüzyıla baktığınızda aslında ideal kadın imgesi daha hatları belirgin, daha balık etli, değil mi? Daha kıvrımlı. Temel olarak kadın imgesi oraya yönelikti. Şu anda ise baktığınızda son derece zayıf, bel ölçüleri belli, işte çeşitli ölçülerle, rakamlarla ifade ettiğimiz bir kadın beden algısı var. Bunlar bizim için oluşturulmuş anlamlar. Biz peki güzellik algısında, beden algısında, sahiplik algısında bu kavramlar çerçevesinde düşünüyoruz. Onu geçtim, Nasrettin Hoca imgesi gibi bizim nezdimizde çok net olan bir imge bile aslında bir ressam tarafından çizilmiş ve oluşturulmuş bir imge. Bakın, bunlar çok önemli göstergeler. Ben hep konuşurken somutlayarak konuşmayı severim. Nasrettin Hoca'yı başka bir şekilde figüre etselerdi bizim için bundan işte 50 yıl önce, biz başka bir Nasrettin Hoca imgesiyle karşı karşıya kalacaktık. Ya da mesela cami formlarına bakın. Bizim için mesela cami formu genellikle hep karşımızda onu gördüğümüz için Mimar Sinan camileri formudur. Evet, başka bir forma çıktığı zaman cami bunu eleştiren önemine, böyle cami mi olur? Aslında dünyada çeşit çeşit cami formları var. Mağrip'e baktığınız zaman oradaki cami formu, Medine'deki cami formu, Orta Asya'daki cami formu. Ama bizim nezdimizde mesela en çok algıladığımız ve bizim için oluşturulmuş anlam referans noktasıdır. Evet, Selimiye'dir, referans noktasıdır. Çok güzel. Her bunlar şeyde bu böyle değil mi? İşte o yüzden anlam, yani istediğimizi istemekte özgür değiliz. Evet. Yani temel prensip o anlamlar dahilinde düşünüyoruz ve özellikle kitle iletişim araçları, dijital teknolojiler, sosyal medyalarda bu anlamı güçlendiriyor. Özgür iradeyi buradan düşünmek lazım. Tabii. Evet. O zaman çok güzel bir yere giriyoruz. Ne yok diyebiliriz, ne de her şeyi özgür irade koşullu diyebiliriz. Koşullu özgürlük diyebiliriz. Koşullu. Şimdi bu koşullu, konjonktür, çevre kavramı ben çok hoşuma gidiyor. Buradan hep tarihten de hareket ederim.
O yüzden şimdi Beyza Hocam'a da dönüp bu bizim kültürel yapı biraz eksik kaldı. Orayı da tamamlamamız lazım bizim özelliğimiz. Şimdi çevresel, mecra. Mesela ben tarihe baktığım zaman iyilik ve kötülükte çevrenin hocamız da söylediği gibi bize verdikleri çok önemli. Yani binlerce yıl önce Sparta'da yaşasaydınız hırsız yakalanmadığınız takdirde hırsızlık yapmanız Sparta'da olumluydu. Olumluydu, yani, evet. Ama dönüp baktığımız zaman ve şiddet dolu olmanız bu olumlanan bir özellik normal karşılığında. Ama dönüp de Buhutan'a baktığınız zaman böyle pamuk gibi insanlar yani solucanları bile öldürmüyor. Çünkü reenkarnasyona inandığı için ya deden falan olabilir diye kenara koyan insanlar. Yani bu çevresel bağlam çok önemli. Çok. Bunu da düşündüğümüz zaman bizim toplumumuzdaki bu hani negatif miyiz, acıya eğilimli miyiz? Ve bu getiren bu kültür özelliklerimizde kötülüğe de bazı kapılar açıyor mu bizim Türk toplumunda diye düşünüyorum. Orayı eksik bıraktık hocam, tamamlayabiliriz. Evet, bizler Türk toplumu olarak biraz negatifiz ve bizler iyilik yapmakla müdahale etmeyi karıştırıyoruz ne yazık ki. Şimdi iyilik yapmak istiyoruz ama bir neden çok müdahale oluyoruz hayatına. Evet, müdahale ediyoruz. Şimdi birine müdahale ettiğin zaman senin egon güçleniyor ama karşındaki kendini zayıf ve güçsüz hissediyor. Ama sen birine iyilik edersen hem sen kazanıyorsun hem karşındaki kazanıyor. Yani birine baktığımız zaman bir hiyerarşi söz konusu, diğerine baktığımız zamansa bir birlik söz konusu. Bu kültürden kültüre tabii ki değişiyor. Bizler biraz kötüyü konuşmayı ve uzatmayı çok seviyoruz. Yine ben bugün hep böyle hikayelerden gidiyorum. Bir köyün bir iyisi bir kötüsü varmış. Kötü denizden geçemiyor. İyi kötüyü sırtına alıyor ve işte 3-5 dakika boyunca denizden onu sırtında geçiriyor ve öbür tarafa götürüyor. Sonra bütün köy bunu yıllarca konuşuyor. Sen işte iyisin, nasıl kötüyü sırtında taşıdın diye. O da diyor ki ya ben denizde taşıdım, karşıya geçirdim ve orada bıraktım. Ama siz yıllardır bırakamadınız, hala konuşuyorsunuz. Biraz Türk zihniyetinde bu var. Bir de şu var Koray Hocam, Türklerde bana göre düzeltilmesi gereken. Ne yazık ki normal olan, olması gereken şeyleri biz iyi olarak algılıyoruz. Şimdi yurt dışında etik olan değerler, işte sokağa çöp atmamak, arabayla yavaş gitmek, güçsüze yol vermek, bisikletliye yol vermek, yayaya yol vermek, korna çalmamak, küfür etmemek, işte aklınıza ne gelirse. Bunlar normal şeyler, olması gereken şeyler, etik şeyler. Ama biz Türkiye'de bunları iyilik olarak algılıyoruz ne yazık ki. Olması gereken şeyi iyiymiş gibi algılıyoruz. Tam tersi de geçerli. Yurt dışındaki biraz daha menfaatçilik kavramları, daha çıkarcılık, yurt dışındaki insanların biraz daha soğuk ve mesafeli olması, belki biraz daha bencil olması, duyguların biraz daha geride olması, bizler daha duygusal bir toplumuz. Onları da kötülük olarak algılıyoruz kendi zihniyetimizle. O yüzden kültürden kültüre değiştiği bir gerçek ama bunların düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum. Her şeyden önce de empatiyle düzeltilebileceğine inanıyorum. O iyilik ve kötülük kavramlarının empati ve affetme yeteneğiyle. Çünkü affetmek o kadar önemli bir kavram ki affettiğiniz zaman bir kötülüğe aslında siz sadece karşınızdakine iyilik etmiş olmuyorsunuz. Kendinize de iyilik etmiş oluyorsunuz. Çünkü affettiğiniz zaman o yükü sırtınızdan atmış oluyorsunuz aslında. Affedebildiğimiz zaman, empati kurabildiğimiz zaman ve bilgilendiğimiz zaman, işte bilgimizi artırdığımız zaman ülkemize de her şey çok daha güzel olacak ve iyi olabileceğiz. O zaman işte yurt dışında olması gereken etik ve normal değerler bizim ülkemizde de yasalara bile belki çok fazla gerek kalmadan gerçekleşmiş olacak. Evet, tabii kültürel bağlamda her toplumun eksik ya da fazlaları var. Bunu örneklendirebilirsin. Pınar Hanım, Pınar Aslan Beygu güzel bir şey sormuş. Bazen iyilik ile kötülük birbirine karışıyor. Çocukken bir kara sineği örümcek ağından kurtarıp iyilik yaptığımı düşünmüştüm babam. Ama örümceğin beslenmesine mani oldun demişti. Burada da bir konjonktürel durum olarak yaptığımız bir iyiliğin sonuçları bağlamında değerlendiremeyiz. Yani nereye gideceği, iyiye mi evrileceği, kötüye mi evrileceği konusunda herhalde değerlendiremeyiz. Bilmiyorum.
Çok doğru söylemiş. Değil Hatta mi? Buna şu katkıyı da bulunuyor. Robin Hood meselesini konuşurken söyleyecektim. İyi bir şey için yapılmış olsa dahi kötülük mutlaka kötülüğü doğurur. Bizim genellikle literatürde söz konusu ettiğimiz kötülükle ilgili kötülük eşiği diye ifade edebileceğimiz bir kavram vardır. Hatta bunu bütünleyen başka kavramlar silsilesi de vardır. Hı-hı. Dürüstlük eşiği falan deriz. Hı-hı. Mesela bir insan dürüstse dürüsttür çünkü dürüstlük bir tezahürdür. Dürüst olmayan davranışlar sergileme eğiliminde olan insanlar genellikle bunu çoğaltırlar. Hı-hı. Yani mesela rüşvet almaya kalkan insanın temel pratiği, temel yanılgısı ilk rüşvette başlar. Hı-hı. Bir kere aldığı zaman bunu kolayca rasyonize devam edebilme prensibine Hı-hı. dayanır. Ya da işte eşini aldatan bir insanın mesela temel pratiği orada başlar. Hı-hı. Yani aldatma eğilimi. Kötülükte de böyle bir kavram söz konusudur. Yani bir karar bilimi kavramıdır. Kötülük eşi. Kötülük, siz onu tekrar ettiğiniz zaman çeşitli diğer kötü davranışlara mahal verir Hı-hı. ve rasyonizasyon sürecini yaratır. İnsanın aldığı aslında bütün karar süreçlerinde rasyonizasyon dediğimiz, yani o kararı Hı-hı. bir şekilde mantığa büründürmesi temel prensiptir. Hatta bazen şunu söyleriz, insan önce rasyonize eder, sonra karar verir. Dolayısıyla kötülüğü rasyonize ettiğiniz zaman, iyilik için kötülük yaparsanız bir zaman sonra kötülük için kötülük Hı-hı. yapar duruma mutlaka gelirsiniz. Hocam ben bu prensip. Yaştayım, her türlü insan gördüm de haksız insan görmedim mesela. Evet. Göremezsiniz. Haklı. Herkes haklı, yani herkes hani yaptım ama niye yaptım mantığı var ya, o mantık var. Evet. Bir soru daha var. Şimdi aileler çocukları üzerinden ben sana bu iyiliği yaptım, baktım, okuttum, büyüttüm deyip belli bir şey kuruyor. Bir şey yapıyor. Çocukları nasıl anlamayacağım? Evet. Çocuk dünyası öyle çalışmaz. Evet, aynen niye öyle. Baktım? Bakma. Sonra da hadi çocukken bunu anlamadı. Sonra yetişkin biri olduğu zaman da hani evleneceği çok kişiyi bile söylüyor. Eğer öyle söyleyen izleyicilerimiz varsa söylemesinler de söyledikleri an çocukların yüz ifadesine baksınlar. Değil mi? Evet. Her şey orada açık mesajıktır. Yani bir çocuğa, benim de 7 yaşında kızım var, tutup da işte Elvin ben sana baktım büyüttüm sen bana cevap veriyorsun hala ben sana bakıyorum dediğinde çocuğun yüzündeki ifade şöyle bir ifade. Niye? Çocuk dünyasında öyle bir kavram yok yani. Çocuk gelmiş dünya. Zaten varlığını henüz anlamlandırmamış. Anne baba diye bir kavram var. Ortalamasında da bunlar iyi insanlar genelde. Evet. Yemek veriyorlar, onu işte okula gönderiyorlar. Oyuncak alıyorlar falan. Bu sürdüğü sürece çocuk için hiç problem yok. Sürmediği sürece bunun nedenlerini aramaya başlıyor evet. çocuk. Bu muhteşem zihin. Cayır cayır yanan nöronlar. Zaten bir iyilik yok, sürmesi doğal olalım. Evet, evet. Cayır cayır yanan nöronlar öğrenme süreci. Yani ben sana baktım büyüttüm falan. Yani işte bunu referans alıp böyle genç olduğu zaman da meslek seçimi, eş seçimi konusunda da bir duygusal baskı kurulduğu zaman anne babalar düşünüyor. Senin iyiliğin için bu. Ya mesela işte konservatuvarda okuyacak. Hayır efendim git okul öncesi öğretmen ol diyor. Ya olmak istemiyor. Hayır işte şu var bu var. Özellikle kızlara bu zorlanıyor. İşte tatilim var, şunun var, bunun var. Sonra hadi bir şekilde gönder diyor. Sen sonra ben mutsuzum diyor insan. Senin iyiliğin için biz seni gönderdik oraya diyor. Şimdi bu iyilik mi kötülük mü? Hani bu bile tartışılabilecek bir konu yani. Olsa olsa kendileri için, kendi zihinsel çerçevelerinde iyi olan bir neden için yanlış verilen kararlar olarak nitelendirilebilir. Yani bu tür, yani şemsiye buysa bunları kötülük olarak değerlendirmenin mümkünatı yok. İdeal anne baba ebeveyn tanımında çocuklar için kötülük yapmak yoktur. Hı hı. Sadece verdikleri yanlış kararlar veya aldıkları yanlış tutumlar çocuklar için iyi olmayan bir takım nedenlere sebep olabilir. Az önce söylediğim niyetle müdahaleye yola çıkıp, giriyor. Evet. Ama müdahaleye girdikten sonra sonucunu kestiremeyiz. İşte. Mutsuz bir birey ortaya koymak gibi bir yere çıkabilir yani. Biz kötülüğün epistemolojisini yani bilgi bilimini buradan almadık ama başından beri. Hı hı hı, tabii tabii. Yani kötülük diye tarif ettiğimiz şey başkalarına bilerek ve isteyerek zarar tabii, verme evet, üzerine aynen, diğerini aynen. yok sayarak Hı-hı. sürdürdüğümüz eylemlerin tümü. O çok beğenilmiş, pek çok izleyicimiz söylüyor. Bu tanımı çok beğenmişler hocam. Yani Hı. başkasının varlığını bilerek isteyerek en yok sayma. En net tanımlarından biri. Çok temiz bir tanım. Zaten net tanımını yapamayız Koray hocam. Yani tabii o hep bağlamında konuştuğumuz için. Biz bugün iyilik kötülüğü konuşuyoruz ama
mutlak bir tanımı yok, açıklayamayız. Yani şimdi ahlak deseniz, erdem deseniz, mutluluk deseniz, vicdan deseniz tık 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 tanımlarını yapabiliriz. Ama iyilik ve kötülüğün yok. Biz bu akşam sadece çevresinde dolaştık bu kavramların. Bulamayız mutlak tanımını. Neye göre, kime göre? İşte özellikle yine özgür iradeyi sormuşlar ama tabii vakitte ilerliyor. Çok yok. Çok hoşuna gitti izleyicilerimizin özgür irade kavramı. Bununla ilgili pek çok soru soruluyor. Bir tanesini sorayım. Uğur Hocam'a sorar mısınız? Özgür irade konusundaki yorumların üzerine soruyorum. İnsanoğlunun duyguları mıdır tek özgür iradesi diyor. Bir daha sorayım isterseniz. İnsanoğlunun duyguları mıdır tek özgür iradesi? Yo, fikirleridir de. Yani. Soruyu hani ben tam anlamamakla birlikte şöyle bir cevap vereyim sevgili izleyicimize. İnsanı zaten duyguları ve aklından, yani hani insan beynini değil mi üç katmana ayırıyoruz. Bir, rasyonel süreçlerin çalıştığı, rasyonel karar alma mekanizmalarının olduğu bu ön bölge, alın bölge, prefrontal korteks dediğimiz bölge var. Orada aslında veriyi işliyoruz biz. Matematiksel işlemler orada olur, üç boyutlu düşünme yeteneği orada çalışır, projeksiyonlar orada olur vesaire vesaire. Bir de limbik sistem dediğimiz duyguların işlendiği bir kısım var. Bir de aynı zamanda yaklaşık 500 milyon yıl öncesinden getirdiğimiz ve diğer memelilerle paylaştığımız sürüngen beyin dediğimiz ve insanın hayatta kalma dürtüsünün de temel kaynağı olan o bölge var. İnsanlar karar alma mekanizmalarında aslında bu üç bölgenin etkisi altındadır. Bunları ayrımsamak çok mümkün değildir. Hatta zaman zaman sunumlarda yıllarca duyduğumuz şey, böyle hani bir iceberg görürdünüz, görünenin arkasında görünmeyen var, bir de işin dibi var. Bir başka mesele de sol beyin, sağ beyin ayrımıydı. İşte sol beyin rasyoneldir, matematiksel düşünür, öğrenmeye yöneliktir. Sağ beyin duygusaldır, estetik form. Aslında literatürde bunun çok da geçerli olmadığı, bu ayrımın en azından çok önemli olmadığı uzun zamandır tartışılan bir konu. Özellikle son 10 yılda bunun üzerine pek çok yazılmış önemli akademik eser var. Ama insanların karar alma, iyilik, kötülük, mutluluk, başarı, insan olmak, anlam arayışı vesaire gibi konularda, yani konuştuğumuz çerçevede beynin üstünün ve altının, yani aşağısı ve yukarısının çok daha önemli olduğu bu saydığım üç prensip anlamında ortaya konmuş durumda. Evet. O zaman herhalde böyle. Şimdi Naci Bey tam öyle herhalde farklı bir açıdan baktı. İrade olmasaydı ya da önemsiz olsaydı Allah Adem'e hata yapma şansı verir miydi diyor. Önemli değil ama hocam manipüle mesela. Hazreti Adem de şeytan tarafından manipüle edildi. Yani yanlış bir karar almasına sebep oldu. Tam da hocamın dediği gibi özgür irade vardır. Ama belli bir takım manipülasyon süreçlerinden geçirilerek bu irade bir kırılabilir. Bu da işin en doğru... Bir semboldü yani, evet. Buraya geleceği belliydi. Ve bence özgür irade ile ilgili en güzel açıklama oldu hocam. Var ama özellikle manipüle de ediliyor. Şimdi son düzlüğümüze girdik derken hocama milletçe çok mu eleştiriyoruz hocam? Onu bizim kültürel yapımızla ilgili özellikle. Çok eleştiriyoruz. Hep böyle millet millet bizim milletten konuştuk. Yani yanlış tabii, anlaşılmasın, evet. Ama kendi gerçeğimiz ne tabii yazık ki. Tabii ki ya. Her gün onunla muhatabız çünkü. Mesela çok fazla dedikodu yapıyoruz. Karamsar mıyız biz? Çok, biz biraz daha karamsarlığa, yani bir yandan şen şakrak bir yapımız varken biraz da bu noktalarda bir karamsarlığa da bir meyilimiz var gibi, değil mi? Karamsarız. Yani az önce de konuştuk ya, işte ay başımıza gelmesin, ay öyle olursa, ay böyle olursa, biraz da ebeveynlerimizin bizi öyle yetiştirmesi, her zaman olumsuzluklara karşı böyle hazırlıklı olmak adına bizi yetiştirmeye çalışmaları, her şeyin kötüsünü düşünmeye başladık. Bir yere kadar iyi ama bir yerden sonra da gerçekten hayatı yaşanılmaz bir hale getiriyor bu durum. Dediğim gibi özellikle gıybet ve dedikodu konusunda, hani iyilik kötülükten bahsediyorsak, aslında bana göre en büyük kötülük bu dedikodu, hatta gıybet yani. Çünkü yine dinimizde bana kul hakkıyla gelme denir. Hani her şeyin affı var ama onun kesinlikle affı yok. Hatta Aristoteles'le ilgili böyle bir durum var. Aristoteles'e geliyor, işte birisi senin hakkında bir şeyler söyledi, paylaşmamı ister misin diyor. Şunları soruyor. Bir, bana söyleyeceğin şeyin doğruluğundan emin misin? Emin değilim. Bana söyleyeceğin şey iyi bir şey mi? Hayır, iyi bir şey değil. Peki bu söyleyeceğin şeyin sana faydası var mı? Hayır, yok. Bu söyleyeceğin şeyin bana faydası var mı? Hayır, yok. O zaman söyleme.
Yani bu kadar. Bizlerin de bu zihniyette olması gerekiyor. Çok fazla kötümser olmamak, çok fazla yermemek, çok fazla karamsar olmamak gerekiyor. Ve özellikle dedikodu ve gıybetin, yani ufak bazı şeylerin, yani biz hep şunu diyoruz, ben işte kötü değilim, adam öldürmüyorum, işte katil değilim vesaire. En çok tepki şudur, bir şey söyleyeyim, banka mı soyduk, adam mı öldürdük? Banka mı soyduk? Yani ama oturduk burada içeride Uğur hocamın dedikodusunu yaptık mesela hocam gibi. Yani aslında yani en büyük kötülük bunlar. Bunları göre basiti görebilmek gerekiyor. Küçüğü görebilmek gerekiyor. Evet, çok büyük küçükten yola çıkmak lazım. Küçük güzel de denir ya, basiti görmek lazım. Hocam bence şimdi Uğur hocam Nasrettin Hoca'dan da bahsetti ya, bence Nasrettin Hoca Aristo'dan daha güzel söylemiş. Hani hocam bir tepsi baklava gidiyordu, bana ne demiş, sizin eve gidiyordu, sana ne demiş yani. Evet. Herhalde burada. Çok güzel. Burada. Hocam bu arada dedikodunuzu yapmadık. Öyle bir baktınız ki bana onu söyleyince. Türkiye Uğur Batı'yı konuşuyor yani, konuşabiliriz. Şimdi hocam son olarak size şunu sormak istiyorum. İzleyenlerimizden de vardı. Topluca sormak istiyorum. Özellikle hani bence kötülük de hashtagimiz. Korku ve kötülük arasında bir 8-9 dakikamız var. Hocam kötüler özünde korkak mıdır? Çok genel soruyorum soruları. Siz ilmi olarak tabii ki daha daraltıyorsunuz. Veyahut da tam tersinden korku insanı kötülük yapmaya mı iter? Bununla ilgili korku ve kötülük arasında bağlantı kuran sorularımızı da izleyicilerimiz sormuştu. Ya şöyle bir ayrım yapmak zannedersem mümkün. Şimdi insan tabii duygularıyla yaşayan varlık. Hı. Ve insan hayatının gerçekten yönlendirici mekanizmalarından bu duygular. Ve ölüm bilincine sahibiz. Hı hı. Bildiğimiz tüm türler arasında ölüm bilincine sahip tek varlık, evet, insan. Dolayısıyla insanın ölüm bilinci nedeniyle pek çok tutum ve davranış oluşturduğu çok iyi biliniyor. Mesela yaşın ilerlemesiyle birlikte insanların daha, bunları hep somutlamak için söylüyorum, daha fazla konuşmaya başlaması insanların genellikle dikkatini çekiyor. Bu bir nevi insanın hayatı işaretlemesi, varlığının kanıtı olarak ben hala buradayım dürtüsünün sonucudur. Evet. Ben buradayım. Daha fazla konuşmaya başlamak, daha fazla cümle sarf etmek, değil mi? Korku tabii ki çok güçlü bir duygu. Ölüme en yakın duygulardan biri. Utanç mesela yine çok güçlü bir duygu. Yine ölüme en yakın duygulardan biri. Güçlü duygular beraberinde insanların davranış ve sonra tutum teşkil etmesi konusunda çok belirleyici oluyorlar. Burada ama korkunun insan yaşamının sürdürülebilirliği açısından, varlığının anlamlandırılması açısından çok önemli bir duygu olduğunu, insanları hayatta tutan duygulardan biri olduğunu, korkmanın. Sonunu düşünmeyen belki kahraman olamaz ama korkmayan insan da sonunu getiremez. Yani onu söylemek lazım. Korku temel faktörlerden yaşamın sürmesi için. Burada biraz daha kaygı ve endişeyi belki pakete sokmak gerekiyor. Genellikle insanların karar alma mekanizmalarında, yani iyi olmayı seçmesi, kötü olmayı seçmesi, aslında bütün karar pratiklerinde kaygının korkudan çok daha belirsizliği nedeniyle tehlikeli olduğunu söylemek mümkün. Eninde sonunda korku insana bir kararı alması konusunda bir yön, bir kılavuz olabiliyor. Ama kaygı insanın genellikle karar alamaması gibi başka bir sonucu doğuruyor. O yüzden mesela tüketim davranışlarından örnek vereceğim. Bir reklamcı oluşturduğu mesaj stratejisiyle insanları korkutmak isteyebilir. Hı hı. Korku türü mesajların reklamlarda farklı nedenlerle kullanıldığını, farklı kategorilerde kullanıldığını görüyoruz. Mesela depremlerle ilgili yapılan bu DASK'ın falan reklamlarını düşünün. Hep korku reklamı, faktörü içeridir. Olarak, evet. Sigorta reklamlarında korku faktörü vardır. Kamu spotlarında korku faktörü vardır. Burada mesajın düzeyi çok önemlidir. Mesajın gerçekliği çok önemlidir. Hı hı. Mesela yine hep somutlamak için söylüyorum. Bir mesaj oluşturduğunuzu düşünün ve şöyle söyleyin. Üç farklı mesaj olsun. Bu mesajlardan bir tanesinde mesela diş fırçası ya da işte diş macunu ile ilgili bir reklam olsun veya diş fırçalama eyleminin kendisiyle ilgili bir reklam olsun. Şöyle diyelim. Dişini fırçalamazsan kötü olur. Yani evet, bir korku faktörü ama nesnesi belli değil. Dolayısıyla etkinliği çok yüksek olmayacaktır. Üçüncü mesaja geçeyim. Daha çok sert düzeyde bir korku. Orada da dişini fırçala yoksa ölürsün diyelim. Evet, gerçek mi? Temelde gerçek. Damak kanseri tehlikeli bir kanser türüdür. Beyine çok yakındır ve dişini fırçalamazsan birçok vakada
görülebilir damak kanserine sebep olduğu, yani tetikleyici bir faktördür. O yüzden diş sağlığı aynı zamanda bütün metabolizmanın devamlılığı için çok önemlidir. Ama bu kanser türünden ölen insan sayısı etrafımızda çok fazla olmadığı için gerçekliği olmayabilir. Yani bizim tarafımızdan inandırıcı bulunmayabilir. Ama dişlerini fırçala yoksa kötü ağız kokusu ve dişlerindeki o formsuzluk, formal bozukluk sana sosyal hayatında zarar verebilir. Mesajını verdiğin zaman bu gerçek hayatta çok fazla tecrübe ettiğimiz, deneyimlediğimiz bir faktör olduğu için korku mesajı sebebine ulaşmıştır. Genellikle de düşünün bu tür reklamcılık kategorisini. Hep insanın o sosyal yaşamda o ağız kokusunun nelere sebep olduğu, değil mi? Evet. İşte o diş biçimleri, formları hep onun üzerine eğilir. Kanamalar, çünkü en etkili mesaj oradadır. Ama reklamcılık asla kişiyi kaygı durumunda bırakmak istemez. Çünkü kaygı insanın karar vermesini zorlaştıran, yüzer gezer bir düzeyde bırakan reklamcıların mesela hiç istemeyeceği bir durumdur. Net karar alması lazım. Ki ürünü, değil mi? Evet, orada korku tetikleyici faktördür. Yani karar aldırmasını. O yüzden biz aslında kötülük faktörüyle bunu ilişkilendirdiğimizde çoğu zaman korkudan çok kaygı durumunun belirleyici olduğunu söylememiz gerekiyor. Kaygıda bulunan insan, yani kaygı durumunu hisseden insan kendini koruma içgüdüsüyle kötülüğe daha fazla meyilli olabilir. Çünkü nesnesi belli olmayan, objesi belli olmayan bir korku türü olarak nitelendirelim onu ve yani nesnesi objesi belli olmadığı için sonucu da belli değildir, eylemi de belli değildir. O yüzden korkudan daha çok kaygıdan bahsetmemiz gerekir. O zaman hani hocam Caligula örneğini verdi. Çünkü marjinal bir kötü, yani sescilli bir kötü bu adam şimdi. O açıdan onun tartışılmadığı için söylüyorum. İnsanlar benden korktukları sürece sorun yok diye bir sözü vardır bunun. Bu aslında o zaman sizin dediğiniz tam oturuyor. O bir takım kaygılarını bununla, yani bu hem şiddet göstererek hem kötülük göstererek herhalde bir kendi bir alan, bir savunma alanı oluşturduğu için buna eğilim yapıyor. Yani etrafına bir korku saçmak, dehşet saçmak anlamında o zaman korku ve kötülük, ama siz kaygı dediniz daha anlamlı oldu şimdi. Şimdi onlar gerçekten çok izafi ya. Mesela bir insanı... Elimizden kaçıyor hocam. Şimdi çok da net matematiksel de netleştiremiyoruz. Konunun kendisi böyle yani. Bakın, çok çarpıcı bir şey olduğunu düşündüm. Şimdi düşündüm ve söylüyorum. Bir insanı öldürmek, değil mi? Bir insanın yaşamına son vermek dünyada yapılabilecek en büyük kötülüklerin başında geliyor. Bir insanın yaşamını, varlığını sonlandırıyorsun, insan eliyle sonlandırıyorsun. Bu hiçbir felsefede, hiçbir düşünce sisteminde, hiçbir inançta kabul edilemeyecek bir şey gibi duruyor. Ama o insanın üzerine mesela üniforma verdiğinde, şuraya ünvanları taktığında, onu asker yapıp cepheye sürdüğünde birbirlerini öldüren binlerce insan aynı zamanda bunu iyi bir amaç için yapmış olabilir. Bunların hepsi çok izafi. İzafi bağlamında değerlendirilmesi çok izafi. Yani o yüzden iyilik izafi, kötülük izafi, tabii, zamansallık kriterleriyle söz konusu. O yüzden karar verme mekanizması önemli, niyet önemli. Evet. Kökenine inip de durum analizi yapmadığımız sürece anlam oluşumunda mutlaka zorlanırız. Nedir mesela buradaki önemli olan? O kötülüğe neden olabilecek süreçlerin engellenmesidir. Orada da akla gelen tek süreç aslında doğanın işleyiş kanunu da bunun üzerinedir. An ve zaman diyoruz ya, bak programın ismine de vurgu yapayım. An ve zamanda eşitlik ve adalet duygusu dünyayı bir sonraki geleceğe taşıyabilecek olan tek unsurdur. Hocam böyle deyip noktalamış olan harika bağladınız böyle programımız açısından da zaten süremiz de sonuna geldi. Değerli Urbat Hocam çok teşekkür ediyorum. Katkılarınız için değerli Beyza Toksoy Hocam çok teşekkür ediyorum. İzafi bir kavramı, elimizden kaçan bir kavram bu akşam olabildiğince somutlaştırmaya çalıştık. İzleyenlerimizin attığı mesajlardan, katılımlarından bu belli. Mesajlarımız da yerine ulaştı. Değerli izleyenler, bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya başka bir konu ve konuklarla bunu karıştırdım kendimi. Kendinize iyi bakın, iyi olun, kötülükten uzak durun. Başka ne diyebiliriz? İyi akşamlar.